Bu hafta çok özel bir yerdeyiz. Cumhuriyetimizin 100. yılında canlı yayınımız Ankara'da sizlerle beraber oluyor. Bize bu cumhuriyeti armağan eden, başta Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarına, tüm gazilerimize ve şehitlerimize sonsuz minnet, saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz. Bununla alakalı küçük bir beterimiz var, sonra tekrar buradayız. Yurttaşlarım! İşler yaptık. İşlerin en büyük Türkiye Cumhuriyeti'dir. Nice yüzyıllara Türkiye'm diyoruz ve başkent Ankara'da bugün sizlerle tarihi M.Ö. 3000 yılına kadar dayanan Hitit, Frig, Pers, Makedonya, Roma, Bizans medeniyetlerinin yaşandığı Frig medeniyetinin başkenti, Ankara'nın ilk dünya kültürel miras listesinde UNESCO tarafından taçlandırılan ve ülkemizin 20. UNESCO kültürel miraslar listesine giren Gordion Antik Kenti'ni ve 21. eseri olan Aslan Han Camii'ni Ankara Kent Konseyi Başkanımız Sayın Halil İbrahim Yılmaz'la beraber keşfedeceğiz. Başkanım, öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum ama biz de size misafir olduk. Esa. Çok teşekkür ediyoruz. Kent Konseyi'nin sahibi yok biliyorsunuz. Bütün toplumdur sahibi. Hepimiz hoş geldik, hepimiz hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz İlham abicim. 100. yılımızı yaşıyoruz büyük bir gururla. Ve Ankara'dayız. Ve Ankara'dayız, başkentimizdeyiz. Sen de hoş geldin programımıza diyorum tekrar ve hemen Gordion'la başlıyorum. Başkanım, Gordion Antik Kenti nerede yer alıyor? Aslında birçok izleyicimiz belki de bilmiyordur şu an Gordion'un neresi olduğunu. Gordion Antik Kenti nerede yer alıyor? Kalıntıları hangi tarihlere dayanıyor? İlk nasıl keşfedildi diye size sorsam. Buyurun. Frig medeniyetinin başkenti olduğunu söylediniz aslında siz. Evet. Tabii 3000 yıllık bir hikaye. Biz Ankara Ticaret Odası tarafında da olduğumuz için orayı temsilen de kent konseyindeyim. Tarihi savaş alanı Sakarya Meydan Muharebesi'nin yapıldığı bölgenin içerisinde çalışmalar yaparken oradaki kazıyla tanıştık biz. Kitaptan bildiğimiz hikayeyi canlı gördükten sonra. Sonra turizm çevreleriyle yakın temasım geliştiği zaman bu kentteki en değerli hikayelerden birinin orası olduğunu ve kentin gerektiğince sahiplenmediğine dair bilgiler aldık. Halbuki Dışişleri Bakanlığımız, Kültür ve Turizm Bakanlığımız dosya hazırladılar, süreci takip ettiler. Ama içinde bulunduğumuz kent konseyinin ruhuna da uygun olarak şu cümleyi kurmak istiyorum. Batı'da bu tarz değerlendirmeleri yapıp kayıtları Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlar çevresinde saygın hale getiren sivil tarafın sahiplenmesi. Bugün Diyarbakır'da yaşadığımız sorun o mesele. Yani kültür mirasında olan eserimiz çıkarılmaya çalışılıyor şu anda. Neden? Devamlılıkla ilgili bir sorun. Tabii sürdürülebilirlik sadece hayata dair değerleri korumakla ilgili değil. Muhafaza ettiğimiz bu tür ödülleri, tescillerin de devamlılığını sağlamamız gerekiyor. Bunu yapabilmeniz için kamu kuruluşlarının mücadelesi yetmez. Sivil tarafın sahiplenmesi gerekiyor. Oradaki bütün sivil toplum kuruluşları, halk, o köydeki çiftçi, hani Sakarya Savaşı'ndan dolayı oradaki buğdayları biçmeyen çiftçi var ya şehit evet. olur endişesiyle. Evet. Hemen Gordion'un hemen 500 metre yanında bu hikaye vardır orada o duygu. O duyguyu muhafaza eden o köydeki kasketli, kıymetli dostumuz, oradaki tümülüsü 3000 yıllık hikayenin muhafızı olmadığı müddetçe. Bakanlık 24 saat muhafızı olsa da hiçbir şey ifade etmez. Bundan dolayı uluslararası çevreler sivil tarafın sahiplenmesini önemsediği için biz Ankara'da Gordion süreciyle ilgili 1000 kişinin katılımıyla ticaret odasına bir toplantı yaptık. Arkeologdan taksiciye hepsi katıldı. Taksicinin ne işi var? Taksici bilecek ki uluslararası bir tescil aldığı zaman Gordion, Türkiye'nin 20. bir eseri olduğu zaman, dünya kültür mirası çevrelerinin tanıdığı bir eser olduğu zaman, Ankara'ya yüz binler geldiği zaman, kesinlikle. Yüksek rakamda harcama yapan bu çevrelerin harcamasından
ben de payımı alacağım bilmediği müddetçe oradaki esnaf muhafızı olmaz orada. Evet. Oradaki ilkokul öğretmeni, Polatlı'daki otel sahibi, Ankara'daki otellerimiz, buradaki restoran, buradaki uçak firmaları, kentteki herkes, akademisyenler. 54 sektöre etki yapan bu kültür eserlerinin turizmi, ekonomi etkisini anlamadığı müddetçe kamu kuruluşlarının sahip çıkmasının hiçbir önemi yoktur. Ondan sonra işin sahipleri, turizm seyahat acenteleri, sizin kıymetli üyeleriniz, yani bu tür eserlerin turizmi konusu yapamadıkları için kamudan etkinlik işi yapmak zorunda kalan seyahat acentelerinin gerçek işini yapması için onların hikayeyi tekrar satın almasına ve o hikayeye yüz binleri getirmesine çalışacağız üyelerimiz. Ama dediniz tarihinden başlayalım. 94 kilometre Ankara'ya, Polatlı'ya 29 kilometrelik bir alanda. Friglerin başkenti olarak geçiyor biliyorsunuz. Kesinlikle. Ve İlham Hocam'la programdan önce konuşurken de kayıt geçti. Yani batıdan doğuya göçün neredeyse tek hikayesi. Çok yani doğru. Yani Amerikalıların bu yoğun ilgisi, orada 1950'li yıllardan kazı yapmalarının nedeni belki de bu olabilir. Onlar da kendi hikayesini arıyordur. Burada bize uygun bir şey bulabilir miyiz? Biz 10 yıl önce Ankara Ticaret Odası olarak Midas'ın son akşam yemeği diye büyükelçilerle bir etkinlik yapmıştık. Orada batılı dostlarımızın konuya olan ilgisi bizden daha fazlaydı. Kesinlikle. Dolayısıyla bu hikaye evrensel bir hikaye. Bizim yereldeki hikayelerimiz bizim için doğrudur. Gözyaşımızı akıtır, ağlarız. Ama uluslararası turizm çevrelerinin etkisi, ilgisini çekmezler. Onun için bizim İl Kültür Turizm Müdürümüz de sürekli altını çizer. Ankara'daki bütün otoriteler bilir ki Gordion tarzında dünya miras sitesinde olan eserler dünyadaki turizm çevrelerini buraya getirir. Kanadalılar geldiği zaman Ankara'ya bir saat uğramadan Kapadokya'ya gitmek zorunda kalmaz. Anadolu Medeniyetler Müzesi'ndeki o binlerce eserin, kesinlikle, o 5-6 döneme ait eserlerin nereden çıktığını merak ederler, Polatlı'ya giderler. Gitmişken başka bir hikayeyle karşılaşırlar. Oradaki 3000 yıllık Frig medeniyetinin hikayesiyle tanıştıktan sonra iki adım attığı zaman o hattı müdafaa yoktur, sahte müdafaa vardır, o sahte bütün vatandır diyerek savaş tarihine geçmiş Mustafa Kemal gerçeğiyle tanışırlar. Dolayısıyla sadece kültürün ekonomisinin değer, değerlerimizin dünya kültür çevrelerinde kabul görmesini sağlayacak bir hikaye. Dolayısıyla Sakarya Nehri'nin hemen kenarındaki bu hikayeyi bizim çocuklarımızın satın almasıyla ilgili birkaç husus var, onu da anlatacağım ama öncesinde 1901'li yıllarda Almanların kazıya başladığını ben öğrendim. Çok ilgimi çekti. Yani 1900'lü yıllarda başlamış. Gustav ve Alfred adında iki Alman başlıyor kazıya. Hocam çok daha detayına hakimdir. Ya 1900'lü yıllarında keşfedilen bir gerçeğe biz Ankara gündemine 2020'li yıllarda soktuk. Dolayısıyla o da bizim mahcup olacağımız bir konu. Yani 120 yıl rotarlı geliyoruz. Ne yazık ki ama en azından en azından başladı ama Pennsylvania Üniversitesi Profesör Brian çok tatlı da bir hoca. Yaz aylarında tabii burada. Belki kış aylarında da bizim arkeologların daha sahip çıkarak etrafını düzenlemesi ve o kazının devamlılığını sağlaması lazım. Çünkü bir ömür yetmiyor. Çok yavaş gidiyor. Şimdi bundan sonra kafamıza göre işte yapamayacağız orada. Artık UNESCO alanı, kapsamında UNESCO alanı oraya üflediğimiz zaman bir onay almamız gerekiyor. Dolayısıyla kazıyı hızlandırmamız, insanlar gelecek, tesisleşmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu 3000'lik hikayeyi Mr. Brian'ın enerjisine bırakamayız. Ona yardımcı olmamız lazım. Polatlı Belediye'miz çok farkındalık yüksek bir belediye. Sahip çıkıyor. Belediye başkanımız bu konuda, yerel yönetimin bütün gücü. Riyad'da beraberdik. Ankara Büyükşehir Belediye'miz bu konuyla ilgili çok net bir irade koyuyor. Valimiz zaten himaye ediyor. Kültür Turizm Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı sivil tarafla beraber oradaki mücadeleyi çok yakından takip etti ve sahip çıktılar. UNESCO Büyükelçimiz müthiş sunumlar yaptı ve biz orada olduk. Ve oradaki bütün dünya başkentlerine bir kentin sivil tarafıyla, kamusuyla, bakanlığıyla beraber nasıl sahip çıktığını gösterdik. Çünkü arzumuz şuydu, sadece bu eserleri tescil ettirmek değil, devamında seçici heyete Türkiye'yi sokmak. Yarınlarda eserlerimizin gireceğiz süreci başlattığı zaman aynı sıkıntılarla karşılaşmayalım. O zaman daha kolay, konforlu bir yol alalım diye o seçici heyete de girmek için sivil tarafın bu konuya ilgisinin altını çizdik. Şimdi tarihten bendeki notlara göre milattan önceki 9. yüzyıl boyunca giderek büyüyen bir kent, evet, Gordion ve çevresi. Aynı yüzyılın sonunda henüz bilinmeyen bir yangın çıktığı söyleniyor. Hocam çok iyi bilir. Yangından hemen
önce Friglerin bir inşaata başladığı öngörülüyor. Bu erken Frig dönemi Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde de onlarca eser vardır. Yok eden yangının küllerinin o döneme ait olduğu söyleniyor. 8. yüzyılda da milattan önce Frig krallığının nüfusunun arttığını öngörüyorlar. En geniş sınırlara o dönemde çıkmış. Milattan önce 7. yüzyılda Anadolu işte Kafkaslardan gelen göçebe istilacılar diye Kimmerler diye tanımlanıyor hocam çok iyi bilir. Onların tehdidi altına giriyor. Kaynaklara göre Frigya işgal ediliyor o dönemde. Yüzyılın sonuna doğru Kimmerler Lidyalılar tarafından etkisiz hale getiriyor. Yani bizim parayı bulan arkadaşlarım böyle bir şey oldu. Ankara'da Lidyalıların Ankara'da da biliyorsunuz izleri o dönemden kalıyor. Siyasi hakimiyet Lidyalılara geçtikten sonra milattan önce 540'lı yıllarda da Persler tarafından ele geçirilmiş. Aslında çok bu hikayeleri alt alta dizdiğiniz zaman turizmin konusu olması için daha fazla bir şey gerekmiyor size. Ve oradan bu döneme geldiğiniz zaman bir ekonomik merkez olduğunu görüyoruz. Lidyalılarla ilişkilendirdiğimiz zaman Pers İmparatorluğu'nun bir parçası. Ardından belki hocam anlatacaktır. Makedonyalı Büyük Komutan Büyük İskender'in milattan önce 334 yılındaki gelişine kadar Persler'de kalıyor. Sonra Büyük İskender geliyor. Evet. 334'te Pers İmparatorluğu'nu şey yaptıktan sonra, fethetmesinden sonra Filik kültürünün birçok karakteristik özelliğinin kaybolduğunu öngörüyor. Yani benim bugüne kadar elde ettiğim notlara göre. Dolayısıyla Roma döneminde ve Hristiyanlığın ortaya çıktığı Bizans döneminde de yaşamaya çalıştığı iddia ediliyor ama bugüne kalan işte Selçuklu döneminden bugüne kadar işte Orta Çağ'dan Roma'ya geç Helenistik'ten erken Helenistik'e, geç Frig'den Orta Frig'e, erken Frig'den erken Frig'e, ilk Demir Çağ'ından son Tunç Çağ'ına, hatta Orta Çağ'dan ilk Tunç Çağ'ına kadar 10 tabaka olduğu öngörülüyor oradaki kazılarda. Bunların her biriyle ilgili eserler Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde kıymetli program takipçileri görecektir. Müthiş bir hikaye. Her korkunç, birini sergileyemiyoruz zaten. Korkunç. Hala onlarca eser çıkıyor. Dolayısıyla bu tür bir hikaye. Bunların ötesinde zaten diğer düğüm üzerinden anlatılacak hikayeleri de başlı başına belki hocam o konuda daha detaylı bilgi verecektir. Gordion, peki neden bu kadar ilgilendiniz derdiniz de girişteki anlattığım konu bu. Bu hikaye uluslararası çevrelerle Ankara'yı markalayacağımız bir hikaye. Evet. Gordion üzerinden elbette bizim diğer eserlerimiz değerlidir ama Anadolu Medeniyetler Müzesi ve Gordion gibi eserlerimiz baş tacı dediğimiz. Ya baş tacı. Şimdi aslan şeyde Malatya'da bizim şeyde Urfa'da Göbekli Tepe üzerinden yakaladığımız turizm potansiyelini siz bizden tabii iyi biliyorsunuz. Dolayısıyla dünya çevrelerinde Kapadokya'ya 2 milyon o çekik gözlü diye tanımladığımız güzel insanlar gelirken bir tek gün Ankara'da konaklamıyor iseler bu arkadaşlarımız. Amerikalılar Kapadokya'ya gelip Mevlana'ya gelip Ankara'ya uğrama ihtiyacı duymuyor ise bir sorun var. 78 müzemize rağmen bir sorun var. Hikayemizin olmasına rağmen bir sorun var. İşte Galatlardan, Lidyalılardan, Friglerden, Osmanlı'dan Roma'ya kadar bu kentte bastığınız her yerde Yıldırım'dan, Timur'a, İskender'den, Haymana'ya kadar orada daha önce sizden önce basılmış bütün hikayelere rağmen turist getiremiyorsak bir havuç lazımdı bize. Doğru havuç burası. Belki devamında Aslanhane'de konuşuruz. Arsenal dolayısıyla onun için Ankara Ticaret Odası 3000 kişilik büyük salonun adını Gordion Salonu verdi. Ankara Ticaret Odası yüz binlerce kişinin gencin katıldığı büyük marka buluşmalarında mottoyu Gordion'un düğümü olarak tanımladı. Ankara Ticaret Odası dezavantajlı bölgedeki çocukları kent konseyi ile beraber o bölgeye götürürken o dezavantajlı bölgedeki çocuklar Friglerle tanıştı, Gordion'la tanıştı, ardından savaş alanını gördüler, ardından o bölgedeki organize sanayi bölgelerine geçtiler. Amacımız neydi? Aynen Japonya'daki eğitim sistemi gibi. Önce tarihiniz, sonra tramvalarınız, sonra yeniden dirilmeniz, 238 yıl Viyana'dan geriye geldikten sonra yeniden ruhumuza üflenen o büyük dirençten sonra ayağa kalktığımız kentteki çocukların bu hikayelerin tamamını satın aldıktan sonra üretimin kentini görmesi ve hizmetler sektörünün turizme etkisini yaşamaları. Çünkü ekonominin %72'si hizmetler sektöründe, biz bir tornavida yaparken bile %80'e yakın ithal ikame ürün kullanırken turizmle ilgili üretimlerde %100'ü cari açık kapattığını bilir bütün ticaret hayat. Dolayısıyla çok turizm önemli. Hobi değildir.
kültür ve sanat desteklenecek alan değildir. Tam tersi, ekonominin kalbidir orası. Oradan gelen tek bir kuruş tamamen ekonomiye girer. Kesinlikle. O açıdan Gordion bu kente ilaç gibi gelecek. Diyorum. Aslında başkanım o kadar güzel anlattınız ki ben kesmek istemedim. Şimdi katıldığım size, bütün söylediklerinize katılıyorum ama şu çok önemli. İlham abi sen de katılacaksındır. Şimdi biz 13 dünyada yaşayan 25 medeniyetin 15 medeniyeti Anadolu topraklarında evet. yaşıyor. Dolayısıyla sizin dediğiniz gibi yurt dışındaki turistlerin buraya gelip Anadolu'nun aslında her karış toprağını gezerek Amerika'dan gelen bir hafta 10 günlüğüne gelen birisi sadece Mevlana ve şey yapmamalı, Kapadokya yapmamalı. Buralarda da bir tarih eser olduğunu bilmeli. Ben bu vesileyle sizlere Ankara Kent Konseyi'ne, Ankara Ticaret Odası'na, Polatlı Belediyesi'ne ve buna sahip çıkan tüm sivil halka aslında çok teşekkür ediyoruz. Bir turizmci olarak çok güzel bir şey söylediniz. Gordion'un hikayeleri ve efsaneleri dediniz. Ben İlham abiye dönmek istiyorum. Gordion denince aslında birçok kişinin de bildiği Midas geliyor karşımıza. Kral Midas. Kral Midas'la alakalı birçok efsane var. Var. Ben senden Kral Midas'ın hikayesini bilmeyenler muhteşem, için... Muhteşem bir kral. Efsaneleriyle, hikayesiyle muhteşem bir kral. Ama başkana canı gönülden ben de katılıyorum. Evet. Çok güzel mesajları verdi. Onu biraz ben seyahat ajantalarımıza da bu mesajı vermek istiyorum. Çok doğru. Çok doğru bir tespit. Kapadokya merkezi olaraktan aldığımız da giderken Ankara'dan sadece ve sadece Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne geçiş yapıp gitmek ya da sadece bir yemek alıp bunları dahi görmeden gitmek hakikaten evet. büyük eksiklik. Çünkü bir Gordion var, bir Aslanhane Camii var ki işleyeceğiz. O da UNESCO tarafından 21. eser olarak 4 ahşap camimizle beraber onaylanmıştır. Ama esas en önemlisi bir de Anadolu medeniyetleri var. Yani burası sadece başkent değil. Başkent olarak hep Ankara'ya bakılıyor. Hep işlemler başkent olarak gidiyor ama tarihiyle çok önemli bir yerde yaşanmışlık aslında. Çok ciddi bir turizm kentidir burası. Kesinlikle. Medeniyetleriyle tam bir turizm kenti. Doğru bir tanım. Hı hı. Ve aynı zamanda Lidya'ya da bağlar. parayı da bulduk. Parayı da buradan onun da hikayesi var. Bunda şimdi hazır hikaye demişken Midas. Evet, Midas lütfen. Çok değerli bir mitolojik kahraman bence. Yani düşünebiliyor musun? Bir insanın günümüzde dahi anılırken eşek kulaklı Midas dendiğini. Aynen. Değil mi? Evet, çok doğru. Ama Midas'ın suçu değil esasında. Midas'ın gönlündeki gelini söylemesinden kaynaklanan bir efsane bu. Yoksa yapmış olduğu ters bir şey değil. Efsane ne oluyor? Efsane nerede geçiyor? Mitolojik efsane tabii ki. Mitolojideki en önemli kişilerden olan Apollo ile Pan tanrısı birbirleriyle müzik yarışması da ben iyiyim. Yok hayır ben senden daha iyiyim deyince Tavama diyor ki bir dakika. O zaman çalın kararı jüri versin. Jüriye de bizim Midas seçiliyor. Dinliyorlar. Tabii Apollon çok güzel bir lir çalıyor. O kadar güzel liri çalıyor ki yani birinciliğe aday. Ama bu arada flüt çalan Pan da ondan kalır değil. Tuğma diyor ki yani bu lir çalıştan sonra diyor birinci sensin diyor. Tabii tam birincilik ödülü Apollon'a verilirken Midas diyor ki benim birincim Pan diyor. Deyince tabii Apollon çok sinirleniyor. Sinirleniyor ve diyor ki sen diyor müzikten ne anlarsın? Yani sendeki kulak diyor yok diyor eşek kulaklı bir kişinin müzikten anlayacağı kadar anlıyorsun diyor ve eşek kulağı yapıyor. Değil mi Apollo? Adamcağızın bir anda kulaklar böyle o muhteşem eşek kulağı gibi büyümeye başlıyor. Tabii kasketle kapatıyor. Halk tarafından şey etmesin, dalga geçilmesini istemiyor kral da çünkü sonuç itibariyle. Ama tabii ki nereye kadar dayanabiliyor?
uzayan saçını bir şekilde kestirmeye kadar. İçeriye giriyor. O dönemdeki berber saçını kestirecek şeyi çıkartıp şeyin gözleri açılıyor berberin. Karşısında bir insan ama aynı zamanda da bir eşek kulağı var. Sakın diyor. Bunu kimseye söylemeyeceksin. Yoksa diyor canından olursun diyor. Berber garibim kesiyor saçı ama seneler geçiyor. Yıllar geçiyor. İçinde Utku kalıyor. Yani söyleyemiyor. En sonunda dayanamıyor. Bir çukur kazıyor. O çukurun içine biraz da su şey ediyor. Kafasını sokuyor oraya. Midas'ın kulakları eşektir. Midas'ın kulakları eşektir diyor ama bu ses söyle beraber yani. Söyle beraber dallara, dallardan bozkırdaki çimenlere falan derken böyle yayıla insanlara kadar ulaşıyor. Tabii herkes Midas'ın kulaklarından bahsetmeye başlayınca Midas da zaten artık yapacak bir şey yok ve Apollon'a tekrardan şey diyor yani beni kurtar bu eziyetten diyor. Evet Apollon onu o eziyetten kurtarıyor ama aynı zamanda da canını alıyor. Kesinlikle. Evet. Midas'ın başka hikayesi var daha sonra. Tekrar döneceğim. Ona şu an mı anlatmak istersin sonra mı? Yok Midas'ın ama esasında yeri geldi çünkü başkanım dedi ki Lidya dedi. Lidya evet paradan Lidya bahsetti. Lidya deyince şimdi paradan bahsedince işte bak Ankara'yla yine bağlantılı. Gordion'la yine bağlantılı. Kesinlikle. Bu sefer de Dionysos'un çok sevdiği kişiler ona doğru giderken bir tanesi uyuyakalıyor. Nerede? Midas'ın bahçesinde. O da bunu uyandırmıyor. Uyandığı zaman da alıyor, yediriyor, içiriyor. 10 gün bakıyor. Bu Dionysos çok hoşuna gidiyor. Onu ödüllendirmek istiyor. Ne istersin benden diyor. Tabii burada açgözlüğü. Midas burada açgözlüğünü konuşturuyor. Benim her şey altın olsun diyor. Evet, tamam diyor, her şey altın olsun diyor. Oh, çok seviniyor. Yani öncelik bir dala dokunuyor, bakıyor dal altın oluyor. Oo, sevine evine geliyor. Durumu şey edecek, anlatacak. Kızına dokunuyor, kızı altın oluyor. Yemek istiyor, yemek altın oluyor. Su istiyor, su altın oluyor. Her şeyi bir anda altın oluyor. Bu diyor, bu lanet yani diyor. Tekrardan Dionysos'a diyor ki beni bu lanetten kurtar diyor. O da diyor ki Sart'taki Paknos çayına git diyor. Yani Sart neresi? Lidya'nın başkenti. Evet. Sardis dediğimiz. Sart'a git diyor. Paknos çayında diyor. Yıkanırsan kurtulsun diyor. Gidiyor, yıkanıyor. O çaydaki hala altın madenlerinin olduğu söylenir ve altın aranır hala o tarafta. O çayda değil mi? Doğru. Uçak tarafında, şey tarafında hala Manisa tarafında aranır. Bu da tabii ki Salihli bölgesinde. Sart bölgesinde. Bu da tabii ki Midas'ın neyi oluyor? Açgözlülüğü. Kanaat getireceksin. Öyle her şeyde altın demeyeceksin. Kralmış. Hala Anadolu'da biliyorsunuz öyle tuttuğun altın olsun altın diye dualar var. Değil mi? O tarz Allah'tan dualar tutmuyor yani. Hayır valla ben tutuyorum bir türlü olmuyor. O kadar da diliyorum ama olmuyor. Varım yok yani. Olmaması gerekiyormuş demek ki. Bak mı aslında da gördüğümüz gibi. Evet, evet. Ben hemen tekrar Gordion'a dönüyorum başkanım. Gordion'un UNESCO Dünya Kültürel Miraslar Listesi'ne giriş süreci. Tabii ki de siz çok güzel anlattınız ama bu kadar kısa değil. Uzun, meşakkatli, çok emek verdiğiniz bir süreç. Bize biraz bu süreçten bahsedebilirsiniz. Şöyle bir kamu bürokrasisini burada takdir etmek lazım. Biz sivil tarafın örgütlenmesi, sahip çıkmasına emek verdik. Doğru. Şu haksızlığı yapamayız. O dosyanın hazırlanması büyük bir disiplindir. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Müzeler Genel Müdürlüğü'ndeki bütün bürokrasi, Bakan Yardımcımız Gökhan ekibi. Ben Riyad'da da gördüm. Ciddi bir emek ve ciddiyetle. Biz şöyle bir haksızlık yapıyoruz. Uluslararası aranadaki bu başarılar emekçileri görmezden geliyoruz biz. Bir spor müsabakasında şampiyon olmuş bir sporcu kadar saygın görmeleri lazım. Evet. Şu iyiliği popüler hale getirmek için. Görev tanımı içerisinde yapıyormuş gibi de yapabilirlerdi. Yapmadılar, işlerini ciddiye aldılar. Ama tek başına onların yapması yeter miydi? Hayır. Orada da sivil tarafın gücü gerekir. Onun için Ankara Ticaret Odası'nda arkeologdan taksiciyi aynı salonu doldurdu. Ve hepsi sahip çıktı. 54 söktere etkisini anlattığın zaman Allah Allah ya bizim lokantalar direkt bununla alakalıymış ya. En önemli. Tamam. Kesinlikle. Burada bir kültür sanat etkinliği, devlet opera balesi, bizim tiyatrocular, animasyon sektörümüz var bizim Ankara Ticaret Odası'nda.
İstanbul'dan önde olduğumuz sektörlerden biridir. 20'ye yakın stüdyomuz var. Hemen onlarla toplandık. Ne yapacağız dedik. Türkiye'de milyonlarca çocuğun aynı Göbeklitepe'de olduğu gibi bir animasyon filmiyle hikaye satın alması lazım. Hadi katılımcı kültürle, katılımcı bütçeyle bir sinema filmi yapalım. Var mısınız? Varız. Hemen onlar biz burasında olacağız dediler. Milyonlarca kişinin izleyeceği bir film yapalım. Buradaki hikaye tek başına yani akılla çözmek, kılıçla çözmemek üzerine siz zaten 20 film yaparsınız. Başka bir hikayeye ihtiyacınız yok sizin yani. Üstadın anlattığı gibi onlarca tabi hikaye var orada. Orada onlarca sinema eseri çıkarırsınız. Ondan sonra endüstri devreye girer. 13 organize sanayi bölgemiz var. Oradan endüstriyel tasarıma gireceğiz. Kreatif sektörler harekete geçecek. Sadece ürünü aldığımız gibi satmayacağız. Dağımızı, taşımızı, ovamızı ham madde olarak ekonomiye çevirmeyeceğiz. Bu doğaya ihanettir. Kesinlikle. Onun için hikayesiyle beraber katma değerini arttıracağız. 1 liralık ürün 100 bin lira olacak. O zaman markalaşmış olursunuz. Onun için dedik marka festivalinde Gordiyon'un düğümü çözülüyor. Düğüm sadece İskender'in kestiği dürüm değil, hayat düğüm değil. Hayata dair her dürüm. Bundan 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün çözdüğü de bir düğümdü. Kesinlikle. Herkes olmaz dedi, o hayır dedi. Herkes kes dedi, o düğüm çözdü. Evet. Dolayısıyla kesip atmadı. Dolayısıyla itaat etmedi ve katılımcı kültürle örgütledi toplumu. Ve yeniden nefes aldık, özgürleştik. Şurada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde demokrasiyi çalıştırırken Gordiyon'un hemen önünde Haymana'da, Polatlı'da, Turbe Tepe'de, aşağıda Doğa Tepe'de top sesleri geliyordu. Top seslerinin altında demokrasiyi çalıştıran başka bir millet yok. Bu ülkelerin her biri beraber anlatılacak gençlere. Oradan demişti 13 organize sanayi bölgemiz ürünleştirecek, markalaştıracak. Ondan sonra hediyenin konusu olacak. Deftere yansıyacak, sinemaya yansıyacak, rozete yansıyacak. Aslında çok özür dilerim başkanım. Bir ürünü almak, bir ürünü markalaştırmak. Yani Gordiyon'un, evet UNESCO, çok özür dilerim. UNESCO'nun, Türkiye'nin 20. Ankara'nın ilk UNESCO Kültürel Miraslar Listesi'ne alınan eseri. Onu almak yetmiyor. Onu aldık, tamam, evet işimiz bitti değil. Başkanım öyle güzel söylüyor ki sonrasında asıl bunu himaye edip ileri nesillere taşımak. Bu sadece sizin işiniz değil turizmciler olarak. Kesinlikle bilinebilirliğini arttırmak. Evet, bunu da bizim tek başımıza yapmamız çok zor. Bir turizmcinin orayı tek başına dile getirmesi, anlatabilmesi çok zor. Halkla, yerel siyasiyle, sizlerle beraber ve aslında yolun başındayız demek istiyor bence. Doğru mudur başkanım? Doğru mu? Çok doğru. Bunu zaten Kültür ve Turizm Bakanımız, TÜRSAP Başkanımız Firuz Bey, acentalarınız, on binlerce, onların görev tanımı bu. Onlar kesinlikle dediği zaman vazifesini yapmış olur. Ama ben dediğim zaman toplumsal katkıyı, desteği göstermiş olur. Doğru. Görev tanımının dışındaki insanlar hikayeleri satın almadığı müddetçe o hikayeler toplumun hikayesi olmaz. Dolayısıyla devamlılığı da olmaz. Dönemsel olur. Bir ay konuşuruz. Tescil edildik deriz. Sonra gitti. Biter. Ama ondan sonra biz bırakmadık mesela. Geldik hemen Aslanhane Camii'ni belki konuşacağız bugün. Evet. Hemen arkasından ne yapabiliriz? Orada Kültür ve Turizm Bakanlığı hemen etrafındaki karşılama bölgelerini Ankara Ticaret Odası yapar mı dedi. Hay hay. Ama sadece orada bir karşılama ofisi yapmak değil ki derdimiz. Bir yaşam alanı. Daha önce Midas'ın son akşam yemeği diye yaptığımız etkinlikte 100'den fazla büyükelçiyle ne yaptık biz? Bir kültür etkinliği koyduk. Kültür Bakanlığı'nın Devlet Opera Baresi hemen bu binamızın bitişiği biliyorsunuz. Evet. Evet. Oradaki arkadaşlarımız, kıymetli genel müdürümüz, oradaki sanatçılarımız oraya eserler koyuyorlar. Bütün biraz önce hocamın anlattığı eşek kulaklı Midas'ın hikayesini opera orada sahneye koyuyor. Nerede? Kesinlikle. Hemen Gordiyon'un tümülüsünün hemen önünde koyuyor. Çok oraya güzel gelecek. Hızlı trenle beraber Ankara'ya bir saatle gelen 10 milyonluk bir bölgede yaşıyoruz biz. Dolayısıyla bölgesel pazarlamayla tanışacak turizm çevreleri. Ankara'da şu yok. Yoksa Mevlana var. Mevlana'dan gelirsin akşam Kapadokya, gece Anadolu Medeniyetler Müzesi. Sabah kalkarsınız Haymana'ya gidersiniz. Dünyanın en değerli Vişi kaplıcalarından bile daha değerli olan suyla tanışırsınız. Oradan yine gelirsiniz Ankara'ya. Ankara'da gidersiniz Anadolu Medeniyetler Müzesi. 78 müze var. 45'e yakını özel müze. Yok dünyanın birçok yerinde. Bu kent 2 milyon kişinin kültür sanat hizmeti aldığı bir kent. Ondan sonra tiyatronun konusu yaparsınız. Sinemanın konusu. Aynen. Kent dersleri koyarsınız müfredata. Yeni Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin bu konularla çok duyarlı bir hocamız. Mesela kent dersleri kurdu. Kentin bütün değerlerini ben orta öğretimde, ilk öğretimde öğreteceğim dedi çocuklarıma. Kentini bilmeyen bir çocuk ülkeyi bilemez. Bu ne kadar değerli bir yaklaşım. Gordiyon'u ilkokulda çocuklar öğrenecek. Öğrenmediği zaman benim gibi üniversiteden sonra öğrenirse
zaman kaybı olur. Çok hikayenin bir koruyucusu olmaz. Bizler diğer sektörler olarak muhafızı olacağız. Ondan sonra iş size gelecek. On binlerce acenteniz kamudan etkinlik işine değil, kendi işine dönecek. Gece gündüz buralara turist getirmeye çalışacaklar. Dünyayı buraya getirecekler. Hikaye yetmedi mi? O zaman işte Kırşehir'deki Ahilik'le, Sivas'taki Gök Medrese'yle, Konya'daki Mevlana'yı, Safranbolu evini aynı pakete koyacak ve Gordion'la beraber o paketi arz edecek. Ondan sonra yeni bir alan oluşturacağız. Aynen. Buraya yüz binleri taşıyacağız. O yüz binleri taşıdıktan sonra ithal ikamesi olmayan, tamamı cari açık kapatan bu toprakların en kolay finansmanı olacak. Hizmetler sektörünü para kazanır hale getireceğiz. Çok o zaman buradaki 324 bin üniversite öğrencimiz, bunun yarısına yakını lisan bilir. Bu çocuklarımız yarı zamanlı olarak ajantalarda çalışacaklar. Seyahat ajantalarımız para kazanmaya başlayacak. Ama bu seyahat ajantalarımızın para kazanması için biz toplum olarak hikayeyi satın alacağız. Tabii şimdi biz seyahat ajantaları olarak sizler bu kente sahip çıkıp buranın tarihi ve turistik yerlerini daha fazla bilinir haline getirmeden bize buraya gelmesi biraz zor oluyor. Doğru söylüyorsunuz. Kentin sahip çıkması gerekiyor. Çünkü şöyle bir şey var. İç turizmin konusu yapmadan dış turizmin konusu yapamazsın. Aynen. Lavabasını yapacaksın. İzmir Kent Konseyi iki otobüs adam gönderdi Gordion'a. Aradı beni başkan. Lavaboya gidemedi çocuklar. Evet. Konaklayacakları yer bilmiyor. Çok önemli. Önce yerelde iç turizmin konusu yapacağız. Buradaki Altındağ'daki çocuk gidecek. Lavabo sorunu çözeceksin. Evet. Sonra Sivas'ta hızlı trenle gelecek. Otel sorunu çözeceksin. Doğru. Ondan sonra gel Kanada. Evet, süreç zaten bu. Şunu söylemek istiyoruz. Ankara'da Türk iç turizm için söylüyorum. Türkiye'deki seyahat ajantalarımız için. Ya Ankara başkent zaten Ankara'ya. Genelde şöyle turlar oluyor. Yanılıyorsam lütfen düzel. Ankara Medeniyetler zaten müzemiz var. Anıtkabir ziyareti. İşte birinci meclis, ikinci meclis. Biz ilkokulda, ortaokulda ve lisede öğrencilerimizi buralara sadece hafta sonları getiriyoruz. Evet. Ama Ankara sadece bir günde böyle gezilebilecek bir yer. Bir kahvaltı almadan dönen kafileler var. Evet, doğru. Kente ne faydası var? Hiçbir faydası yok. Turizme ne faydası var? Acentaya ne faydası var? Hiç kimseye faydası yok ve kente daha çok zarar veriyorlar onlar. O yüzden biz de diyoruz ki kent kendisini öyle bir şekilde tanıtmalı ki Ankara sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti, zaten hiçbir şeye ihtiyacı yok diye düşünmeden tarihiyle, turizmiyle hep beraber diğer illerde olduğu gibi doğudan batıya, Türkiye'nin her yerinde tarihi yaşamamız gerekiyor diyorum ve siz az önce söylediniz. Aslında 20.si Gordion, 21.si Arslan Hani Camii. Değil ve mi? Aynı gün oluyor tarih. Evet. Ve biz ona şahitlik yapıyoruz Riyad'da. Benim açımdan da yani mülkiyet, çocuklarına mülkiyet bırakamayacak birisi olarak müthiş bir hikayedir yani. Ona şahitlik yaptık orada biz. Tarihi bir anda orada. Caminin çok önemli bir böyle salonun tamamı oy birliğiyle alkışladılar Türk bayrağını. Çok, çok değerli bir sahneydi. Gurur verici bir şeydi. Çok evet, biz de çok gurur duyduk. Biz de onları izledik sizin yayınlarınızla beraber. Arslan Ayha Camii'nin çok önemli bir özelliği var aslında. Orta Çağ döneminde ahşap hipostil dediğimiz bir mimariyle. Evet. Bu Türkiye'de çok az var zaten. Evet. Onu, Ulu Cami var işte Eskişehir'de ve Afyon'da. Zaten beraber tescil edildiler biliyorsun. Eşrefoğlu Camii var Konya'da. Ben onları da gördüm ben. Mahmut Bey var Kastamonu'da. Evet. Onlar beraber tescillendirir. Afyon'da da Ulu Cami. Yani hem Afyon hem şeyde Eskişehir'de Ulu Cami var. Evet. Bize, Afyon'da. Yok Eskişehir'deki Sivrihisar'daki cami de tescil edildi. Aynı anda. Tamam. Hepsi beraber tescil. O da Ulu Cami. Hepsi beraber tescil. Eskişehir değil mi? Sivrihisar. Eskişehir'e bağlı ya coğrafyaları. Hepsi o beraber tescil. O zaman şöyle biz bunun da UNESCO sürecini biraz anlatalım. Çünkü orada zaten bizim Kent Konseyi'nin başkan yardımcısı Lale Özgener Ankara Aslanhane Camii'nin danışma kurulunda sürecin içerisinde katkı verdiler. Orada da işte aynı şey. Yani Mustafa Kemal Atatürk Ankara'yı başkent seçerken buradaki Ahi devletini selamlıyor. Tabii, diyor ki buranın devlet kurma geleneği var. Şey korunaklı bir alan Ankara. Efendim geldik İnebolu Limanı'na uzak. Düşman buraya gelemez. Değil hikaye bu. Başka bir hikaye var. Samsun'dan başlayan o kutlu yolculukta bazıları paşam olmaz. Ya bu işler boş işler. Her yerde moral boza 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 geliyor. Ama Dikmen sırtlarında 27 Aralık'ta geldiği zaman paşam ölmeye geldik diyen sevmenlerle karşılaşıyor. Tamam. Ankara müftüsü börekçiyle karşılaşıyor. Bacerenlerle karşılaşıyor. Bir tarafta akıl verenler, bir tarafta ölmeye gelenler. Bu kent vatan için ölmeye gelenler tabii bir kent. Ki, tabii bu kentin insanının o açıdan da selamlanması. Ankara sıradan bir kent değildir. Ankara 85 milyonun evi ama bir ruh kentidir burası.
yeniden başlangıçlar kentidir. Her kırılma anında yeniden dirilmenin kentidir bu. Onun için turizmde de dirilme burada olsun diye 16-19 Kasım'da büyük bir turizm zirvesi yapıyoruz. Travel Expo. Her açıdan yeniden burada dirileceğiz biz. Her konuda. Astana'nın oradaki hikayesi değerli olduğu için biz ticaret odası tarafında da burada da çalışırken o yani devamında Hacı Bayramı Veli'ye gelen ondan önce o ahi kültürünü Ayilik. Anlatan bugün hala Çıkrıkçılar Yokuşu'nda belge filmini de çektik. Yaşattığımız bir kültür bizim. Kesinlikle. İnsanlar kız çocuklarını oradaki esnaflara bırakıyorlar ve alışverişine devam ediyorlar. Bir insan kız çocuğunu birine güvenerek bırakıyorsa orada bir hikaye vardır. Kesinlikle. Dolayısıyla Atatürk diyor ki bu kentte devlet kurma geleneği var. Ve benim Ankara'yı tercih etme nedenlerimden biri budur. Çünkü bir ahi devleti var. Selçuklu'nun bir ara döneminde, kafa karışıklığında bu kentte bağımsız bir devlet oluşuyor. Ve kendi kurallarını bir esnaf devlet oluşuyor. Birbirini denetleyen, dayanışmanın olduğu, bugünkü kent konseyi ruhunun devlete yansıması 1300'lü yıllarda. Bu devlet geleneğinin en değerli eserlerinden bir tanesi Astanhane Camii. Aslında Ahi Şerafettin Camii. Dolayısıyla devamında oradaki aslan figüründen dolayı Astanhane Camii gibi. Biraz önce siz de anlattınız zaten. Yani 21. eserimiz olarak tescilleniyor. Aynı anda olması bizim için büyük bir gurur. İşte Ankara Kalesi'nin hemen yanında. Tabii hep Ankara Kalesi'nin aşağısında Hacı Bayram Veli'nin yanında Agus Tapınağı'yla Hacı Bayram Veli'nin yan yana olmasını bütün dünya milletleri selamlıyor ya. Hacı Bayram Veli oradaki taşa dokunmuyor. Oradaki dayanışma ve oradaki kaynaşma tek başına yeter bu kente hikaye olarak. Hikayesi yok diyenlere. Biz tamam, dokunmuyoruz ama. Tamam, Agus Tapınağı'na dokunmuyoruz ama. Evet, şimdi dokunuyor. Şimdi ama bak Hacı Bayram Veli dokunmuyor. İşte evet, o taşa işte, dokunmuyor. Yani, eskiden oradan sökülen taşlarla kaledeki evler falan yapılmış. Hacı Bayram Veli dokunmuyor. Ankara Kalesi'nin hemen ucunda bu eser. Belki gittiniz mi bilmiyorum. Yani müthiş etkileyici tabii. 13. yüzyılda inşa edildiğini biliyoruz. Bugün Astanhane Camii halk arasında biliniyor ama Ay Şerafettin olarak da aylık kültürünü selamlama adına markalanması gerektiğini düşünüyorum. Doğrudur. Anadolu Selçuklu döneminde içi ahşap direkli, diğer biraz önce anlattığım camilerle ortak özelliği odur. Ahşap direkli camiler diye zaten teşkil edildi. O camilerin arasında en değerlilerinden bir tanesi. Hem mihrabı hem minberi çok özel. Mimari açısından tabii sütunları, bağlantı noktaları zaten alıp götürüyor sizi. Evet, belki şey var mı daha gösteriyorlar şimdi görüyorum ya. Evet, yani günümüze kadar korunabilmiş en değerli eserlerden biri. Yani mermerden eser yapıyorsunuz 10 yıl sonra bakıma giriyor. Ya bu ahşap ya. Ve ahşap 1000 yıldır orada duruyor ayakta. Bu bindirme tekniğini çok önemsiyor mimarlar tabii. O tescil edilmesine katkı sağlayan taraflardan biri bu. O hem ahşap minberi hem de alçı mihrabı. O tam mihrap sizi alıp götürüyor zaten namazlarda filan. Aynen. Yani müthiş bir şey dokusu var onun. O nedenle farklı. Nasıl? Hipostil yapı orta çağdan öyle bir yapıyla geliyor zaten. Ama çok özür dilerim. Yeri gelmişken söyleyeyim. Kafanı kaldırıp şöyle bir tavanına baktığın takdirde donar kalırsın. Evet. Tabii. O ilk asma tavan örneği. Evet. Yani kalırsın. Dekor gibi duruyor tavan. Evet. O asma tavanın ilk örnekleri. Selçuklu'da ve Osmanlı'da şu kültür vardır. Ağaç insan gibidir. Yani ağaç belli bir noktada insan gibi yaşar, gelişir, ölür yok olur. Şimdi onun için hep şey etmek lazım. Bakmak sevgili lazım. Bakmak lazım. Evet. Kesinlikle. Osmanlı'nın en önemli şeyleri ahşap üzerindedir. Selçuklu'dan kalma bir eserdir. Doğru, çok doğru. Osmanlı öncesinden gelen. İşin en güzel tarafı da dediği gibi minberle beraber her şey dört dörtlük. Ama o kolonlar öyle bir yerleştirilmiş ki aslında rejim az önce gösteriyor da şu an çok, kendilerinden çok, rica etsek onu o bağlantı noktalarını biliyorsun çok iyi. Çok önemli. Bakın evet, şurası. Şu an görebiliyoruz. Mesela onu, şu ahşabın tavana bağlandığı evet, noktaya bakar evet, mısınız? Oradaki evet, esere. Yani bu her bir sanat eseri. Yani şu anda baktığınız zaman ne var ki kardeşim bunda denilebilir? Şu an birisi yapsın hocam. Kaburga sistemi. Şu anda bunu yapacak birini bulun bize. Yapamaz. Yok, yapamaz. Alsın, çizsin o teketli filanca. Yapılan camileri görüyoruz. Başkanım sizden dinleyelim birazcık mimari özelliklerini. Ben ifade ettiğim taraf ya minberi, mihrabı. Özelliği o. Yani evet, en büyük. Bu asma tavanı, mihrabı, minberi, direklerin bağlantı noktası. Bu buralar evet, üzerinden markalanmış.
bir eser. Ve zaten girdiğiniz an alıp sizi götürüyor. Yani çıkamıyorsunuz içerisinde. Ya şöyle içeride de muhteşem ahşabın verdiği tabii ki mistik bir kokusu tabii var. Tabii ki. Muhteşem. Ama tarif var. Yaşanmışlıklar da değerli kılan. Siz oraya girdiğiniz zaman orada pabucu dama atılmak hikayesinin o avluda olduğunu biliyorsunuz. Ay kültürünün bütün güzelliklerini o avluda. Bu eseri alıp getirseniz şeye Çubuk Ovası'nın ortasına koysanız veyahut da taşıyorlar ya Katar'a bütün dünyanın güzelliklerini. Hikayenin yaşandığı yerde değilse mimari eser bir anlamı yoktur. Kesinlikle. Burada o çevrede bir kültür var. O ay kültürünün yaşandığı yer, kalbinin attığı yerde olması da başka bir şeydir, güç katıyor bu esere. Kesinlikle. Ve dünya kültür çevrelerinin müthiş ilgisini çekecek tescilden sonra. Göreceksiniz yani. Şimdi ne oldu biliyor musunuz Üstad? Geçen hafta şehircilik biyanalı, İlhan Tekeli Vakfı ile şehircilik biyanalı yapıyoruz. Orada bir eser hediye ettiler bana. Janssen'in bir eseri. Janssen biliyorsun Mustafa Kemal Atatürk Ankara mimarlık yarışması yapıyor. O topluğunu alamadığımız dönemde. Şu içinde bulunduğumuz Gençlik Parkı bataklığın içerisindeyken mimarlık yarışması da buraya proje geliştiriyorlar. Aynı Janssen dünyadaki belki ilk toplu konut projelerinden biri Yenişehir projesini filan tasarlıyor. Ama adam boş durmuyor. Çalışırken akşamları gezerken muhtemelen gidip Ay Şerafettin Camii dikkatini çekiyor Aslan Hanım'ın. Onu kara kalemle çiziyor. Tamam o günün şey eser. O eser şimdi burada. Şey o Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne teslim ediliyor filan. Şimdi o günün buraya gelen mimarının dikkatinden kaçmayacak bir eser olarak da dikkat çekiyor. Bundan sonra bütün kültür çevrelerinin, turizm çevrelerinin hikayesiyle beraber satın alacağı bir mimari. Yoksa o etraftaki hikaye olmazsa, buradaki esnaf dayanışması olmazsa tek başına mimari de bir anlam ifade etmiyor. Tabii tabii. Ailikken. Ailin şeyidir, camisidir. Hacı Bayram Veli'nin oluşturduğu tabii. O kültürün temellerinin atıldığı yer. Başkanım öyle güzel anlattı ki buradan Sivas'a gitti, oradan diğer yerlere gitti. Ahilik bölgesel pazarlama yapacağız. Çok doğru söylüyorsun. Başka bir çaremiz yok. Yarıştırmayacağız değerlerimizi. Aynen. Biz çok bütün değerlerimizi dövüştürüyoruz. Tamam, evet. Yarıştırmayacağız. Sivas'taki çifte minare ne kadar değerliyse kesinlikle. Mevlana, birbiriyle bağlı zaten. Buradaki tabii, Aslanhane, Ay Şerafettin hepsi bölgesel birbiri. Olarak pazarlayacağız. Birbiriyle bağlı. Her biri bizim. Tabii. Bu hikayelerin bir Kapadokya ne kadar bizimse Tuz Gölü o kadar bizim. İşte bu bölgesel pazarlamayı yapacağız. Şu çağda hızlı trenle bir saate Sivas'a gittiğimiz yerde oradaki değerle biz yarışmayacağız. Aynı anda. Ankara'da konaklayacağız, Sivas'ta akşam yemeği yiyeceğiz. Hepsini sonra Ankara'daki hızlı trenlerden geldikten sonra bölgedeki bütün valilerimizle bu Travel Expo'da bir oturum yapacağız. Diyeceğiz ki orada, burası hub olsun Anadolu'nun hub'ı. Halil Rıfat Paşa diyor ki eski Sivas valisi, eski sadrazam, gidemediğin yer senin değil. Turizmin mottosu bu biliyorsunuz. Doğru, evet. Bir yere gidemiyorsanız orada hangi değer olursa olsun sizin değil orası. Doğru. Orta Asya'dan doğru. Akdeniz havzasında 1,5 milyarlık bir kitleyle kültürel akrabalığımız var bizim. Bunların tamamına 1,5 saatte uçabiliyoruz. O zaman Ankara dünyanın kalbinin attığı yer olmak zorunda. Dünyanın kalbinin attığı yer Ankara olması için bölgedeki bütün güzellikleri aynı anda turizmin konusu yapacağız. O zaman hızlı trenle Sivas'ta gelen yurttaş, Konya'da gelen Ankara dünyanın en değerli havaalanı ödülünü alıyor sürekli bizim Ankara havaalanı. Ankara %40'la çalışıyor. Uyutuyoruz havaalanımızı biz. 34 destinasyondan 24 destinasyona düştük. 150 destinasyona çıkacağız. Bölgedeki bütün uçuşları buradan yapacağız. Kapadokya'ya giden herkes buraya inecek. Buradan Kapadokya'ya göndereceğiz onları. Buradan Sivas'a, buradan Safranbolu'ya, buradan Konya'ya gidecekler. Ondan sonra buraya geldi insanlar, buraya geldikten sonra bütün bölgeyi aynı. Yarıştırırsak her biri küçük kalır. Kesinlikle. Yan yana bu ekoiklim zirvesi yapmıştık. Orada bir motto kullanmıştık. Yan yana koyduğunuz yüzlerce değerden daha etkilidir. Üst üste koyduğunuz iki değer. Bütün değerler üst üste koyacağız. Turizmin de vazgeçilmezi bu olacak. Değerleri yarıştırmıyoruz, üst üste koyuyoruz. Yani başkanım dinlerken Travel Expo olarak söyledi. Şu an Travel Expo, daha sonrasında ben eminim ki başkanım ve başkanım gibi Ankara'da bu tarz değerlerinizi sahiplenen herkes
Ankara'nın turizmi için, bölge turizmi için, İç Anadolu'nun bir bütün olarak paket bir program şeklinde satılabilmesi için daha çok yolun başındayız ve gidecek çok yolumuz var diye görüyorum. Çok teşekkür ederim. Duymayanlara duyurmak için yarım saat anlatıyoruz. Doğru. Şuradaki top seslerinin altında demokrasi çığlığı adam olana yeter. İkinci bir hikayene gerek yok aslında. Doğru. Biz 500 hikayeyle destekliyoruz. Çok doğru. Burada hikaye ne bol. Yazık ki öyle yapmak şu yürüdüğünüz zorundayız. Yolda Sezar yürüdü. Şu Hacı Bayram'ın kesinlikle önünden. Doğru. Şeyde Ağustos Tapınağı'nın orada. İlerliyorsunuz Haymana yürüdü orada. Timur yürüdü. Yıldırım Beyazıt yürüdü orada. Evet. Galatlar geçti, Ankara Lidyalılar Savaş geçti. Aynen. Bu kentin Savaş hikayesi tabii yok diyenlerin gözü kördür. Yok canım, yok. Tabii, öyle bir işte şey zaten işin en kötü tarafı zaten bu. Şimdi İstanbul bir turizm merkezi. İstanbul'da 3 imparatorluğumuz var. Ama Ankara burası Anadolu, dünyanın yıldızı. Bakın, Anadolu medeniyetlerinin merkezi. Ya dünyada ilk tarımın yapıldığı yer Firik, Gordyon. Ben şimdi Kolombiya'dan, Nijerya'dan geliyorum. Kolombiya nerede? Nijerya'daki sürdürülebilirlik zirvesi vardı orada, tarım zirvesi. Orada ilk tarımın yapıldığı yerin Ankara olduğunu anlatırken tarihle getirip sürdürülebilir ilişkilendirdiğiniz zaman o zaman bu kültürle tarımı, kültürle dünyayı, kültürle doğayı anlatmaya başlıyoruz. Dünyadaki çevrelerin iklim hassasiyetinin arttığı bir yerde bu hikayelerle farkındalığı güçlendirmeye çalışıyoruz. Ve Gordyon'un böyle bir tarafı var, ilk tarımın yapıldığı yer. Hadi al buradan yürü şimdi. Yürüyeceğimiz onlarca konu var. Yani. Çok fazla var. O zaman hemen sana dönüyorum. Aslanhane Camisi'nin hikayesiyle devam etmek istiyorum. Çünkü gerçekten bu iki eserimiz, hem Gordyon hem Aslanhane Camisi, UNESCO açısından önemli olduğu için, önemli olduğu gibi Ankara açısından çok önemli. Çünkü Ankara'da UNESCO tarafından ileride tescillenecek birçok eserin ilk sinyalleri olarak görüyorum. Bunlar yavaş yavaş çıkartılacak ve tescillenecek diye düşünüyorum. Hikayeyi senden dinlemek isterim. Esasında Aslanhane Camii'nin hikayesini başkanımız anlattı. Ben de ilave ettim. Evet. Tekrar ama şurada şunu belirtmekte fayda görüyorum. Bu camilerimiz Anadolu'muzun çeşitli yerlerinde koruma altında. Sadece Ankara'ya verilmemiştir. Evet. Diğer kentlerimizde verilmiştir. Ama Ankara'nın bir farkı var. Tekrar parantez açıyoruz. Esas camimizin ismi zaten Ahi. Ahi Şerafi'nden başlıyor. Burada semtlerin adı belirlemiştir. Yani, ve ahilik üzerinden semtlerin adı belirlemiştir. Zaten Türk toplumunun en önemsediği şeyin başında zaten ahilik gelir. O yüzden burada o camiye bakış açımızı esasında turizmci arkadaşlara buradan seslenmek isterim. Bu camiye bakış açımızı ahilik üstünden değerlendirilmelerinde fayda vardır. Hikayeyi yani, güçlendirirsin. Güçlendirirsin. Sadece mimari eseri anlatmamış olursun. Aynen öyle, evet. Yani bunun bir iç mimarisini anlattığımızda beraber demin evet, yorumunu yaptık. Ama bu cami niye oraya yapıldı? Kalenin hemen aşağı tarafında, Ankara Kalesi'nin hemen aşağı tarafında Hacı Bayram'la yan yana. Yani bir ailelik şeyi var zaten burada ve hala devam eden. Bir etraftaki esnaf o kültürü yaşatıyor. Hala devam ediyor. Hikayede kalmıyor. İki adım atıyorsunuz, oradaki hediyelik eşya satan da o kültür devam ediyor. Ve bu ailelik biliyorsun Mudurnu işlerken kesinlikle de karşımıza çıktı. Her cuma esnaf beraber cuma hutbesiyle beraber dua ediyor, değil mi? Yani bu çok çok önemli. Bu da Ankara'nın bir simgesi. Ama bu zamana kadar sorarım kaç kişi Hacı Bayram'ı bilir? Çok Hacı Bayram Kocatepe Camisi'ni bilir. Hiç ama hiç kimse kalkıp da Aslanhane Camii dememiştir. Ama UNESCO demiş ki bak bu senin çok kıymetli bir değerin. 21. değerin olarak bunu ben sana onaylıyorum ve ben bunu dünya mirası olarak görüyorum. Kesinlikle. Diğerleri bir tarafta. Yani bu lütfen arkadaşlar Ankara bu kadar şey değil. Başkent olması sadece başkent değil. Siyasi bir mecra olarak evet, başkent olarak değil. Görüyorum. Burada büyük bir tarihi var. Büyük bir tarihi var. Büyük bir ailemiz var ve bizim özümüz var. Kesinlikle. Özümüz var burada. O yüzden Aslanhane Camii'ni ben çok önemli görüyorum. Ve
Ankara'nın simgelerinden bir tanesi olması gerekir. Süreyya olmalı. Çok haklı. Bir tanesi olması gerekir. Kesinlikle. Onun işte Jansen gelip çiziyor işte. Evet. İşte bizim ressamların da. Bu şeyimiz başkanım ne yazık ki işte taş yerinde ağırdır hesabı oluyor ya bazen atasözümüz öyle oluyor. Burnumuzun dibindekini göremiyoruz bazen. Ama görmemiz gerekiyor. Hep öyle. Biz mesela turizm görmemiz sektörüne biz dışarıdan etki yapmaya çalışırken de aynı amaçla yapıyoruz. Bazen meslek körlüğü oluşuyor. Yoruluyorsunuz. Olmaz zannet. Evet. Ben birçok turizmciye bu kentte turizm olacağını anlatırken çok yoruldum zamanında. Sonra ikna ettim. Turizmci. Doğru söylüyorsunuz. Bir dipnot olarak. Zaten turizmcileri anlatabilirsiniz. Doğru söylüyorsunuz. Çözeceğiz biz. Doğru. Biz de aynısını söylüyoruz zaten. Anadolu medeniyetlerini gezmeden gitmeyin diyoruz. Turizmci ajanta. Evet. Ya gel şuraya 100 tane turist getir. Katma değeri daha yüksek. Tarihimizi biz Türk toplumu olarak da böyle bir eksiğimiz var. Tarihimizi pek seven bir şey değiliz. Aynen öyle. Yani onlara da ben onlara da şu anda var olsun diyorum. Ama şimdi Bayburtların dediği gibi ya mala davara da faydası var. Dolayısıyla ya bu sadece sevmek değil. Aynı zamanda ekonomiye ekonomi yani. Ne yazık ki öyle. İşte bunun aslında ekonomideki faydasını esnaf biraz daha fazla algılayabilse dediğiniz gibi. Doğru anlatırsanız anlıyor. Dediğim evet, ben yani abartarak söylemedim ki size. Arkeologla taksi şoförünü aynı anda getirdik çok Ankara doğru. Ticaret Odası'nda Gordiyon sunumuna. Oradaki taksi şoförü arkadaş mevzuyu anladı. Buraya gelmiştir. Siz yeter ki anlatın tane tane. Tabii doğru anlatabildiğimiz sürece biz neler karşılaşıyoruz başkanım Anadolu'da? Hiç tahmin edemeyeceğiniz şeylerle karşılaşıyoruz. Halk anlıyor. Başladığı zaman oradaki kadınlar ikna olmuyormuş. Şimdi değil mi? Ya şimdi evet. Belediye başkanımız Mansur Bey. Evet. İkna ederken tamam seni belediyede işe alacağım. Bilmez olur muyuz? Ya evde yaptığım yemeğe para niye versin ki diyor. Tabii. Dünyanın turist kadın o kadar iyi niyetli ki diyor ki evdeki yemeğe niye gelen adam para versin? Sonra evde yaptığı yemeğin çok değerli olduğunu. Ne kadar değerli. Anadolu'daki her yerde o yemeğin yapılmadığını ilk turist geldiği gün anlıyor. Ardından cebe para girince birden izlemeler açılıyor. Aynen öyle. Başka bir boyuta geliyor. Dolayısıyla biz para girmeye başladığı zaman idrak yolları açılacak, evet. Fikri kuraklık yok olacak, birden hareketleneceğiz. Kesinlikle. Başkan Midyalıların bile ilk geldiği yerlerden mi yazıyorsunuz? Midyalılar geldi. Burada Midyalılar geçtiyse bu kent paranın olduğu bir kent olarak gelecek. Merhaba, ben Gordiyon'a tekrar geri dönmek istiyorum başkanım izninizle. Gordiyon'a şöyle dışarıdan baktığımızda aslında çok cazibeli bir yer olarak görünmüyor ama Gordiyon'dan çıkan eserleri tek tek incelediğimizde inanılmaz müthiş eserlere dönüşüyor. Bize biraz bunlardan da bahseder misiniz? Bu eserlerden. Ya orada ben şimdi biraz önce ifade etmeye çalışmıştım. Bu Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde kaç dönem var? 10 dönem var. Evet. İlk Tunç Çağı, Orta Tunç Çağı. Yani hayattan önce 2000 ile 1400 yıllar. Eserler şimdi burada Anadolu Medeniyetler Müzesi. Bunu Japon turistler biliyor. Ama Anadolu Medeniyetler Müzesi'nin önündeki öğretmen bazen bilmekte güçlük çekiyor ve oradan geçerken. Haksızlık yapmak istemem meslek olarak ama daha farkındalığı yüksek oldukları için. Biz Sakarya Meydan Muharebesi'nin Polatlı'da olduğunu akademisyenlere anlatırken de güçlük çektik. Onlar Adapazarı'nda zannediyordu bazıları. Hepsi değil tabii. İlgisizler. Bizim böyle ezberlerimiz vardır biliyor. Sakarya köy, Atatürk milletini bildiği için köyün adını Sakarya köyü. Yarın bir gün unuturlar burayı diyor. Sakarya köyü savaşın olduğu köyün adını koyuyor ki savaşla teşkillensin filan diye. Erken Frig'le ilgili eserler var burada. O da milattan önce 900'lü yıllarda. Erken Frig tahribat tabakasını işte 6. tabakada görüyorlar şeyde kazılarda. Onlar var. Orta Frig var. Geç Frig var. Eskiden genç firik olarak okuyordum onu dikkat etmiyorduk evet. O şeylere. Geç firik var. Erken Helenistik dönem var. Aynı yerde çıkan. Geç Helenistik dönem var. Galatlara ait eserler var. Roma dönemine ait eserler var. Milattan önce 1 ve 4. yüzyıla ait eserler. Ve Orta Çağ'da milattan sonra 12. 13. yüzyıla ait eserler. Ve hepsi Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde. Hocam şunu sormak istiyorum aslında. Pardon başkanım özür diliyorum. Hocam İlham abi. Çok affedersin. Estağfurullah. Başkanım o kadar güzel anlatıyor ki. Estağfurullah. Evet. Yani bir hoca... Bu yeni başlayanlar meraklı daha heyecanlı anlatır. Hocam bir deneyim daha sakin olur. Bizimki yeni başlamakla ilgili bir şey. Doğru. Estağfurullah. Sayın başkanım şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bizim şu an 10 dönem olarak biliyoruz. Oradaki kazılardaki katmanlar olarak öyle tanımlanıyor. Kazılardan şu an görülen aslında kazılar devam ediyor mu? Bunları ediyor tabii. Tabii bir tane tümülüsümüz var. Işte. Biliyorum. Tümülüs işte. Var. Hatta tümülüsün... Ama izleyicilerimize de şey yapmış. Tabii. Orada derya. Daha yani. Yeni. Ama işte tescilden sonra işte ekibi artırma. Mr. Brian olağanüstü bir adam. Geliyor yaz döneminde.
Pennsylvania Üniversitesi'nden. 3 ay misafir ediyoruz onu, gidiyor. 12 ay kazı yapılmak zorunda orada. Evet. Aynen öyle. 12 ay yaşayan bir bölge olacak. Evet. 12 ay boyunca kültür sanat etkinlikleri olacak. 12 ay boyunca bütün ortaöğretim çocukları, Ankara'ya gelen, birinci mesle gelen çocuklar oraya gidecekler. Bölgeyi gezecekler. Oradaki kültürden sonra hemen yanı baştaki işte Türbe Tepe'ye gidecekler. Oradaki Giresun Şehitliği'ni görecekler. Oradan Sakarya Köyü'nde Halide Edip Adıvar'ın savaş esnasında kullandığı binayı görecekler. Ondan sonra Tümülüslerle tekrar tanışacaklar. Yasyo'yu görecekler. Bütün olarak bu hikayenin yaşayabilmesi için kazının da onun hikayeyi devam etmesi gerekiyor. Orada bir ekonomi oluşması gerekiyor. Şöyle, kazının devam edebilmesi için ben tam ona gelecektim. Hı. Aslında şu an Gordio, Türkiye için, Türkiye'deki, Güneydoğu'daki, Güneydoğu Anadolu'daki bazı kazılar için bence liderlik yapabilir. Şöyle bir şey var başkanım. Biz Türkiye'de 12 ay boyunca güneşi gören bir ülkeyiz. Yani çok fazla yağışlar falan almıyor Güneydoğu. Gordio'da öyle. Ama biz bir tek bir yerde gördük. Göbekli Tepe'nin üstü kapatıldığında, Göbekli Tepe kendini öyle bir pazarladı ki hemen üstünü kapattılar ve Göbekli Tepe'de yürüyüş alanlarıyla beraber kazı devam etti. Yani kazıyla beraber biz turizmi de almaya başladık. Dolayısıyla orası her gezili evet o yaşam kazı, alanına döndü. Turizmin konusu yapacağız. Kazı aynen. Yapma. Aynen. Bu sizin bu bir turizmci olarak benim sizlerden bütün Ankara'daki siyasilerden isteğimiz olabilir aslında. Biz turizmciler böyle bir şey. Zaten bu tür şeyler başladı. Ben birkaç yerde gördüm. Kazı alanını ziyaretleri kapatalım. Kapatalım bir de kazı alanını. Korunaklı bir şekilde oranın açılmasını. Yani bazı kazı alanlarımız var ki rüzgar ve yağmurda inanılmaz derecede. Siz açtıkça alt tabakalar o rüzgar ve yağmurla etkileniyor. Kazıyoruz, evet onlar ortaya çıkıyor. Kış gelince üstünü ne yazık ki naylonlarla kapatıyoruz. Böyle kazılarla da karşılaştık. İşte burada arkeologlar tabii teknik aynen olarak da izah ediyorlar. Ama onu sizlerin önderliğinde, Gordio'nun önderliğinde belki de birçok kazı alanımızı Göbekli Tepe gibi üstü korunaklı kapatarak da devam edebiliriz şimdi, diyorum. Aynı fikirde. Yani onun dediği gibi başkanım, ben de sizinle aynı fikirdeyim. Ona arkeologlar daha iyi kazıyla ilgilenenler daha iyi bilirler. Bölge bir kere sert bir bölge. Evet. Burası kara iklim. Tabii Ankara. Yani evet mevsimsel olarak da şu anda dışarıda Ankara'dayız. Yani sıcak. Sıcak açıkçası. Doğru. Bu dönemde Ankara'yı böyle görmek 1 Kasım olması itibariyle enteresan. Çok ilginç bir hava. Ama yine de soğuğu soğuk, kışı kıştır. O yüzden bir Göbekli Tepe'deki gibi korunak olmayabilir. Farklı bir şey yapılması gerekebilir. Ama evet, şu bir gerçek var ki Gordio'nun da kazılacak çok yeri var. Gezilecek çok yeri var. Bazı kazıları hatta şey edebiliriz de, turlar da yapılabilir. Kazı turları yapılabilir. Yerinde görerekten çok daha iyi izah edilebilir. O yüzden dediğim gibi Ankara zaten belli başına sabah gel akşam git şeyi olmaz. Gezisi olmaz. Aynen. Gordio'nun kahvaltı almadan dönenler var ya. O çok Aslan, kötü bir şey ya. Ana Camisi'ni göreceksin, Atatürk Müzesi'ni gezeceksin. Daha gezeceğin müzeler var da Anadolu medeniyetleri. Buna zaten 2 gün yetmez, açık söyleyeyim. Buna tabii 2 gün yetmez, 2 gece yetmez. Şurada olduğumuz yerden yürüyerek 70 müzeye gidebiliyoruz. Böyle bir başkent söyleyeyim bana. Evet. Yürüyerek yok, 70 müzeye gidebilirsin zaten. Çok güzel yorumlar gelmiş başkanım. Dilerseniz öncelikle bir iki soru ve yorumla da devam etmek istiyorum. Program canlıydı değil mi? Canlı. Programımız ben kesilecek diye rahat rahat konuşuyorum. Yok hayır. Çok canlıyız. İzleyicilerimiz de bizi takip ediyor. Servet Demir keyifli yayınlar dilemiş. Lale Demir Büke iyi yayınlar dilerim. Başkent'ten selamlar demiş. Biz başkentteyiz. Çok teşekkür ediyoruz bu selamınızı aldık. Seyle İnan keyifli sohbetler diliyorum demiş. Duru Drav sohbetiniz çok güzelsiniz, süpersiniz, iyi yayınlar diyorum, sohbet çok iyi gidiyor demiş. Gürkan Özcan Fatih BTK Başkanımız, bu program vasıtasıyla sektörümüze olan katkılarınız ve emekleriniz için tebrik eder. Başarılarınızın devamını dilerim. Keyifli sohbetler, iyi yayınlar demiş. Herkese teşekkür ediyoruz. Yılmaz Şahin iyi yayınlar demiş ve Gezgin Gazeteci. Ankara'nın tamamına Milli Mücadele Açık Hava Müzesi yapsak, turizm adına faydalı
başarılı bir hamle olmaz mı demiş ve Venedik gibi diye de örnek vermiş. Çok doğru söylüyor. Öyle zaten. Onu anlatmaya çalışıyorum. Evet, bu da bir yaklaşım. Evet. Şurada birinci sabah namaz kılınıyor. Birinci meclis açılmadan önce yürüyerek gidiyorsunuz. Her adım, her taşın üzerinde hikayeniz var. Orada bir esnafa uğruyorsunuz. Ankara Ticaret Odası'nın ilk üyelerinden diyebiliriz. Cumhuriyet'ten öncedir Ankara Ticaret Odası'nın kuruluşu. Orada kahve içiyorsunuz. Devam ediyorsunuz. Meclisin çatısında aksaklıklar var. Mustafa Kemal Atatürk Rıfat Börekçi'ye, müftüye diyor ki esnafa söyleyin de çatıyı onarsınlar filan. Katılımcı kültür ayağa kalkıyor. Esnaf çatıyı örgütlüyor. Bunların her biri her adımda görüyorsunuz. Bunun adı Açık Hava Müzesi'dir işte. Bu kentin hikayesi bu ya. Açık Hava Müzesi. Adım attığınız her yerde. Ama aynen. Yeni şu bu kentte tarla basımındaki arazilere diktiğimiz kuleler, binalar değil Açık Hava Müzesi. O bizim kente karşı işlenen suçlar müzesi. Kesinlikle ama çok bu tarihi doku, Old City dediğimiz tarihi Ankara, bu bölge. Kesinlikle. O İş Bankası'nın tarihi binası, eski başbakanlık binamız şimdi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi kullanıyor o binayı. Şuradaki eserlerin her biri. Sümer Bank, kalkınma hamlemizin yıldızı. Değil mi? Çok doğru. Her birinde hikaye var, anılar var, yüzlerce kitap var. Buranın adı zaten Açık Hava Müzesi. Ama öz eleştiri yapalım. Bizim sevgili ülkemizin başkentinin bir old city yok. Tarih kenti yok. Evet. Sadece bir sosyolojiye benim babaannem gile terk ettiğimiz Hacı Bayram'ın etrafında bir kültür var. Turistleri oraya sokamıyoruz. Bu öz eleştiri yapamıyoruz. Evet, son zamanlarda değerlendi biraz. Son zamanlarda değerlendi. Evet. Biraz ama o da çok bütün, fazla dile getirilmiyor bütün aslında. Bütün o şeyler, ezberler, bütün o sosyolojiler tanışması lazım bu değerlerle. Tabii. Hacı Bayram'ı Veli ile Agus Tapınağı'nı sırt sırta gösterdiğiniz bütün milletler bu millete saygı duyar. Kesinlikle. Bizim bu konularla ilgili hoşgörümüzü görürler. Dayanışmamızı görürler. 5000 yıllık geleneğe, 5 medeniyete saygı duyduğumuzu görürler. Yıkıcı olmadığımızı görürler. Çok tarihi önemli. Değerlerle dövüşmediğimizi görürler. Zaten tarihiyle dövüşmeyen bir toplum güvenilir toplumdur. O zaman turizmi konusu. Turizm sadece mimari midir ya? Sadece deniz midir? Hayır. İnsandır ya. Tabii. İnsan kültürdür, yoksa orada. Tarihtir, doğru bir muhatabınız yoksa eserle döşeseniz ne yazar orayı? Doğru. Dolayısıyla sizin insanı az önce anlatmak dediğiniz için de gibi, bu medeniyetleri selamlamayı anlatacaksınız. Kesinlikle. Başkanım az önce dediği gibi binaları kaldırıp bir yerden bir yere götürebiliyorsunuz ama götür, Katar'a götürün ne oluyor? Bir yaşanmışlık Eiffel Kulesi'ni götürün siz şey Katar'a yani. Dikin. Eiffel Kulesi mi oluyor? Kesinlikle. Evet. Bir de hikayesi bol olan bir kent. Yani, kesinlikle. Tarihiyle, hikayesiyle ya İskender bile var işin içinde ya. Değil mi? Şimdi ben sana 33 zaten... yaşında ölmeden önce bütün o hikayeyi patlatmadan önce, dünyayı ele geçirmeden önce en değerli hikayesini burada yaşıyor. Tabii bunu yaşıyor. O zaman ben başkanım izin verirseniz. Sayın hocam, sayın abicim, Ankara hikayesi, Büyük İskender, buyurun. Gordion hikayesi. Gordion hikayesi. Düğümü tamam. Niye çözmedi de kesti ya? Kör düğüm. Niye kesti bu adam bunu? Çözülecek bir düğüm değil evet, ki. Kör düğüm. Kızılcıktan yapılmış. Kızılcık'tan bağlanmış. Ama peki ne bağlanmış? Yani şimdi Gordion'a esasında Midas'ın babasının ismi Gordios. Evet. Gordios. Şimdi Gordion'a ismini veren o. Ama o da çok ilginç. Bunlar arabayla şehre doğru geliyorlar. Mallarını satacaklar, yerleşecekler. Artık nasıl şey dersen şey. Öküz arabası. Öküz arabasıyla. Öküz arabasıyla mallarını satmaya ya da yerleşmeye. Yani tarihin ne olursa olsun. Fakat halk yönetimsel buhran yaşıyor. Şikayetçi bir türlü şey etmiyor. Gidiyorlar kâhine danışıyorlar. Ya diyorlar ki ne yapmamız lazım? Vallahi diyor kente ilk öküz arabasıyla gelen kişiyi kral yapın diyor kâhinde. Başında salacak ya. O dönemde hani kâhinlerin söylediği. Çok önemli. Her şey çok önemli. Tabii. Kanun. Ya olur aynen, mu öyle? Doğru. Olur mu öyle şey? Yani sorduğunu söyledim diyor. Bunlar şimdi bekliyorlar. Garibim Gordios'la öküz arabasıyla Gordion'a, yani o zaman Gordion değil tabii. Kente doğru geliyor. Aa diyorlar bu kral. Kralımız. Diyorlar, nasıl kral ya, adam şaşırıyor. Kente mal satmaya gelirken kendini düşünebiliyor musun? Kentin kralı oluyor. Kentin kralı oluyor. Kralı olduğu için de tabii ki o öküz arabasına da çok şey ediyor. Sahipleniyor. Onun sayesinde onu oldu çünkü. Öyle bir, kutsuyor tabii. Evet. Öyle bir şey diyor ki kaybolmasın diye öyle bir bağlıyor ki kızılcık yapraklarıyla falan onlar içe doğru kızılcık yaprakları şeyleri dalları içe doğru
öyle bir bağlıyor, öyle bir düğüm atıyor ki. Düğüm atıyor. Düğüm ve koruma altına alıyor ki. Tabii bunu şey etmek istiyor. Kendisine bu hakkı veren Zeus'a adamak istiyor. Yani o arabayı ona adayacak. Çözemiyor. Öyle yapıyor olmuyor, böyle yapıyor olmuyor. Bir türlü çözemiyor. En sonunda diyor ki ya bu düğümü kim çözerse diyor, Anadolu'nun da diyor. Dünyanın da hakim olacak. Dünyanın da hakim olacak diyor. Böyle bir laf şey diyor falan. Gel zaman kimse çözemiyor ama bu arada. Gel zaman git zaman Makedonyalı İskender'in yolu şeye düşüyor. Gordion'a düşüyor. Perslerin üstüne gidiyor çünkü onun amacı o. Yaşı da genç. Ya diyor böyle bir şey var bir göreyim. Uğraşıyor falan. Şimdi hırs basıyor, biraz daha yapıyor, biraz bir türlü olmayınca yaşlarım diyor, böyle diyor, düğme diyor, kaldırıyor kılıcını, vuruyor, düğümü çözüyor. Gene aldık ama. Çözüyor ama. 33 yaşında da ölüyor. Evet, doğru. Hatta derler ki, sabırsızlığından dolayı, sabretmeyi bilmediğinden dolayı. Çok bu, genç yaşta ölüyor. Genç yaşta, Babil'de, Irak'ta biliyorsun. Tabii. Ölüyor. İşte bak, bizim Gordios hasbelkader kente mal satmaya gelirken kral oluyor. Var mı öyle bir devlet? Yani böyle bir şey duyduk mu daha? Duymadık. Arabasını bağlıyor. Çözemiyor. İskender geliyor. O da çözemiyor. Ama o gün mesela İskender'in kılıcı alkışlanıyor. Belki evet. Bazen bugünkü olayları yorumlarken de bunlardan belki ders çıkarmak lazım. Peki. Bugün belki anında alkışladığımız bazı mevzular ileride ayak kırıklıkları olabilir. Aynen öyle. O gün kıyamet kopuyor. İskender çözdü diyor. Çözdü diyor. Ama ondan sonra Mezopotamya falan gene fethediyor. Adam haklı, dünyayı fethetti. Ama 33 yaşında gidiyor. Gidince, edince, o zaman kainin şeyi doğru çıkıyor. Yani sabır. Evet. Sabır. Aslında ondan sonra akılla çözeceğiz. Onun için diyoruz ki Türkler kılıcı elbette kusursuz kullandılar tarih boyunca. Kılıçla beraber aklı kullanmaya başladığımız zaman o dünyanın zaman dünya bizi selamlar. Aynen öyle. Kılıçla aklı birleştireceğiz. Süper. Başkanım o kadar güzel anlatıyorsunuz ki. Şimdi o zaman ben tekrar size dönüyorum ve ben sizden şehirde bir tur rotası istesem. Ankara Kent Konseyi Başkanı olarak ama. Nasıl bir rota çizerdiniz bize? Nasıl nereleri görmemiz gerekiyor? Nereler önemli sizin için? Yani ama işte o kadar çok önemli şey olarak hani şurası şuradan şuraya diye değil. Sizce ön plana çıkması gereken hani bildiğimiz ama çok değer görmüyor. Şunlar da ön plana çıkabilir. Ya da bizim bilmediğimiz, gözden kaçırdığımız. Sizin işte burası çok daha değerli diyebileceğiniz, şuraya da gidin diyebileceğiniz böyle yerleriniz var mıdır? Var tabii. Henüz dikkat çekmeyenler bile var. Şimdi Gavukale, evet. Haymana bölgesinde. Haymana bölgesi. Yani yeni yeni bile taşın üzerinde çıkmaya başladı. Evet. Her dönem yani belki Göbekli Tepe ile yarışabilecek yeni kazılar var Gölbaşı bölgesinde filan. Çünkü burada bir tarih olduğu için bu hikayeler tek tek gelecektir. Ama bugün bile tarihle günü kucaklayacak olsak bile Tuz Gölü'ndeki tedaviden alıp orada bahsettiğim 2 milyon çekik gözlerinin geçerken ayağını sokup Ankaralıların dikkatini çekmeyen o Tuz Gölü'nden başlayarak evet. Göl başındaki Kurtuluş Savaşı'ndaki tedarik merkezimize kadar oradan geldiğiniz zaman Ulusal Anadolu Medeniyetler Müzesi'nden Ahi Şerafettin'i, Hacı Bayram'ı, Veli'ye aşağı in, Justin Sütun'u, biraz aşağı in Roma Hamamı. Roma Hamamı Roma'nın en değerli eserlerinden biri. Yani Doğu Roma'nın başkenti olarak biliyorsunuz Ankara'nın evet, müthiş bir hikayesi kesinlikle. Var. Oradaki Roma ama çık yukarıya Roma Tiyatrosu için Büyükşehir Belediyesi orayı yaptı. Şöyle tek cümlede söylediklerim bir kente bir ömür yetecek kadar turizm hikayesi. Gel yakın döneme Cumhuriyetlik dönemindeki Sabahattin Ali'den Adalet Ağoğlu'nun şeyine kadar Adalet Ağoğlu'na kadar oradaki bütün Cumhuriyet Yahya Kemal'e kadar hani Ankara için şiirler yazan ve bütün o kültür sanat adamların hepsinin hikayesinin olduğu yerler. Devlet tiyatrolarına git. Bütün güzel sahnelerin buradadır. Yakın döneme git. Merkez Bankası'nı İstanbul'a kaptırmamaya çalışıyoruz. Yakın dönem Cumhuriyet eserlerimizi muhafaza et. Bol ziyaret et ki gitmek zorunda kalmasın İstanbul'a. Doğru. Dolayısıyla siz İstanbul'dan geldiniz ama biz İstanbullulara şunu söylemeden edemeyiz. İstanbul'un en güzel tarafı Ankara'ya gitmektir. Çünkü Ankara'ya İstanbullular gittikçe Ankara olmasaydı pasaportla giderdik İstanbul'a gerçeğini öğrenilir. Çünkü o 238 sene geri geldikten sonra
o Kurtuluş Savaşı Vadisi'nde, Milli Mücadelelerin karargahında, şuradaki direksiyon binasında Mustafa Kemal Atatürk'le başlayan ve üflenen ruh olmasa, savaş burada yönetilmeseydi, yeniden ayağa kalkmasaydık, İstanbul'a pasaportla giderdiniz siz. Cümlemizi tekrarlıyoruz. Ankara'yı selamlayacak, kurucu değerlerle barışacak. Sonra hep beraber diyeceğiz ki evet, Ankara kurtaran kurucular kenti, başlangıçlar kenti, ama İstanbul da bizim yıldızımız. Önce buraya hakkı teslim edeceğiz, sonra hep beraber İstanbul'u selamlayacağız. Çok teşekkür ediyoruz o zaman. Başkanım çok güzel bir şey söyledi, tekrarlamak istiyorum. İstanbul'un en güzel yanı Ankara'ya gelebilmek dedi. Biz de İstanbul'dan ve Türkiye'nin birçok yerinden misafirlerimizi Ankara'ya, Ankara'nın bu güzelliklerini yaşamaya, Gordion'a davet ediyoruz ve burada ağırlayacağız. Bütün İstanbullular bekliyor. Tüm İstanbullular bekliyor. Hızlı trene binsinler. 20 milyon. Aynı anda gelmesinler. Aynı anda gelmesinler. Depremden sonra biliyorsunuz Ankara deprem bölgesinde olmadığı için fayatları. Evet. Birçok İstanbulluyu misafir ettik. Özellikle kültür sanat camiasından göç aldık. Bu nitelikli göçten mutluyuz. Sakıncası yok. Yani İstanbul'un daha yoğunlaşmaması lazım. O bizim incimiz İstanbul. Evet. Muhafaza edebilmemiz evet, lazım. Kontrolsüz göçün lazım. Durması lazım. Biz Ankara'da da %3'lük bir araziye sıkışmış bir mimarimiz var. Bunu %97'lik boş alanın %55'i tarım arazisi yayalım istiyoruz. O Gordion'un etrafında bir kentleşme olsun ama tarihe, kültüre uygun bir kentleşme kesinlikle olsun. Kesinlikle onu lütfen İnsanlar belirterek gelsin. Söyleyelim. Oraları çok kaybetmeyelim. Doğru. Çünkü turizmin evet. arttığı yerlerde kontrolsüz kentleşme olur. Aynı anda muhafaza edelim. Bunun olabilmesi için ne olması gerekiyor biliyor musunuz? Birkaç mimarın dert etmemesi gerekiyor. Kentliler turizmin hikayesini satın alır, tarihle barışırlarsa düzensiz kentleşmeye itiraz ederler. Derler ki buradaki tarihi eseri, tarihi alanı muhafaza etmediğimiz müddetçe turizm yarın ekmeğimiz kesilecek. Aynen o Polatlı'daki Yasyölü köylülerinin yaptığı gibi. Bir yıl, iki yıl, üç yıl, dört yıl açlıkla, yoksullukla hayatı devam ettiği halde oradaki buğday tarlasını biçmiyor. Oradaki şehit olma ihtimali. Şehidine böyle saygı gösteren bir millet tarihine de saygı gösterecek, muhafaza edecek. Kesinlikle. Etrafta kontrolsüz kentleşmeye müsaade etmeyecek. Bu dokuyu koruduğumuz zaman, ben bunu Moskova Belediye Başkanı Sergey'i de duymuştum. Binlerce metrekarelik kentsel yapılar yapabilirsiniz. Para kazanabilirsiniz ama tarihi korursanız, tarihi dokuyu koruyarak turizmin konusu hale getirirseniz hikayenizi, binadan elde edeceğiniz rantın 100 katını kültürden, turizmden elde edersiniz. Kesinlikle. Biz bu her tarafı betona boğan canlı türlerine bunu itiraz edeceğiz. Doğayı koruyun, tarihi koruyun, betondan kazanacağınızın daha fazlasını kazanırsınız. Çok daha fazlasını kazanırsınız. Şimdi, muhteşem bir... Özgürcüğüm şunu da ilave etmekte fayda var. Ankara öyle bir yer ki buradan acenteci arkadaşlarım için söylüyorum. Rota evet. oluştururken çok rota oluştururlar. Yani bir kere çok iki gece bir kere muhakkak gözüküyor Ankara. Niye? İstanbul'dan gelişli olarak da baktığında geldin, Anıtkabir'i gezdin, müzesini gezdin. Geldin Hacı Bayram'a çıktı yani Ankara Kalesi'ne çıktın, Astanahane Camisi'ni gezdin, Hacı Bayram'ı gördün, Ağustos Tapınağı, Roma Hamamı bunların hepsini gezdiğin gibi bir de panoramik dayı olmuş olsa ilk millet meclisimizin evet. binası hemen onun yanındaki ulustaki Atatürk heykelimiz. Hı. Bu kent süliyeti olarak geçiyoruz. Aynen, artı aşağı taraftaki devlet binaları, dil tarihi coğrafyasından Sayıştay, hepsini bunu görüp Gençlik Parkı'nda yine çok önemli. Gençlik Parkı'nda bir akşam çayını içip yatarsın, ertesi gün kalkarsın Polatlı. Gordion'a gidersin. İrem abi kaç gün Ankara? Normal ya, yetmez ama iki gün. Tabii ben yetmez gün kalk, asla. Şimdi tarihi İpek yolu çok özür diliyorum. Tabii. Şimdi şeyden Beypazarı'ndan, Nallıhan'dan, şimdi hızlı tren güzergahına alındı evet. orası. Oradan Bolu'dan devam eden bir hikaye var orada. Ve mikroklima bölgesi, İstanbul'un bütün sebzesinin gittiği yer. Orada da bir tarih var tarihi İpek yolu'nda. Koy üçüncü günü oraya. Dördüncü günü getir Kızılcahamam'a. Aslında 4-5 günlük bir yer Ankara. Beypazarı bir ayrı o gün. O ayrı bir güzel gün. Nallıhan bir ayrı gün. Kalecik ayrı bir şey. Artı yine çıkalım
Ki Kalecik Belediye Başkanı bunu gösterir hale geldi çok. Evet, yani Kalecik son zamanlarda evet, orası da artık tamamen bir Çankırı'ya. Çankırı dediğimiz gibi. O tarafa gitmeden Tuz Gölü tarafı Şerefli Koçhisar. Şerefli Koçhisar. Şerefli Koçhisar, Bağla. Yani evet, bunlar şimdi Ankara'nın bir şeyi ama işin en güzel tarafı Gölbaşı, Haymana da ayrı bir. Bugün yer. Hala Mogan ve Eymir Türkiye'nin yıldızları. Ayrı kesinlikle. Yer. Kızılcahamam. Ayrı bir yer. Yani Davos'ta rahmet okuttu yani, Kızılcahamam. Ankara'yı. Haymana işte Vişi kaplıcaları dedim ya. Evet. Dünyadaki en değerli kaplıcı olarak geçiyor doğru. Vişi. Haymana'nın suyu oradan daha düzgün. Haymana Gölbaşı'nı sağlık turizmi bağla birbirine. Yani baktığın takdirde eğer Ankara kaç gün diye bana sorarsa bir hafta. Kısaca bir şey yap. Tabii tabii. En aşağı 6-7 gün bir hafta. Konaklaman gerekir. Kesinlikle. Konaklama. Ankara'da konaklayacaksın, git gel yapacaksın. Ha. Bunu tur bazına çıkarttığın takdirde de işte sana söylüyorum. Beypazarı'ndan kaç çeşit turlar devam et. Abant'a kadar. Mudurna'ya kadar git. Hı hı. Bu taraftan Kıbrısçık falan o bölge. Kıbrısçık, evet, Seben, doğru. Tarafı, Seben tarafı var. Yani şöyle diyelim. Yine burada turizmi. Konakla Sivas'a git gel. Konakla Safranbolu'ya git gel. Konakla Konya'ya git gel. Konya'ya git, Karaman'a git. Karaman'a git. Her yere çok yakın, o kadar güzel bağlaştırdınız zaten, ki Ankara'ya. Yani Kars bile, Kars Doğu Ekspresi bile Ankara'dan. Ankara'dan. Türkiye'de doğru. Orta öğretimde okuyan Milli Eğitim Bakanımıza da arz ettik. Zaten bu konuda çok duyarlı bir insan gerçekten. Şehir dersleri koydu müfredata. Kentini evet. Bilmeyen, ülkesini bilmeyen. Bilen tabii. Arkadaşlar evet. Fikir sahibi olamaz. Bu müthiş bir vizyon. Bizim zamanımızda öyleydi başkanım. Kent dersleri biz ilk etapta şehrimizin, ilçemizi tanırdık. İlçeden başka neyi tanıyacağız biliyor musun? Ortaokula giden herkes ortaokul süreci boyunca bir kez Ankara'ya geldi. Bağımsızlığı, demokrasiyi, demokrasi çığlığını, milli mücadeleyi bilmeyen bir çocuk vatanın, tabii. Milletin kıymetini bilemez. Aynen. Her orta öğretim bu, çocuğu bir kez Ankara'ya gelecek. Kesinlikle. Bunu böyle hocalarımız son zamanlarda, son 10-15 senedir diyeyim. Ben de bunu gözlemliyorum. İşte günübirlik Ankara turu yapıyorlar meclis için. Yetmez. Ne yazık ki öğretmenlerimiz... Akşam devlet tiyatrolarını görecek o çocuk. Tabii ki de yani o çocuğu Türkiye'nin neresinden getirseniz getirin. Güneyinden, kuzeyinden, doğusundan, yetmez. Batısından, nereden olursa olsun. O milli mücadele ruhunu, Ankara'nın neden başkent olduğunu, Ankara'nın neden bu kadar önemli olduğunu, Anadolu için Ankara neden bu kadar tarihi en dibe doğru... Mesela Gordion M.Ö. 3000'e gitti. Evet. En dibe doğru geçtiğimizde neden bu kadar önemli olduğunu, neden bu kadar sürdürülebilir bir yaşam olduğunu çocuklara anlatmak ve bunun devam etmesini sağlamamız gerekiyor. Bu da iki tane meclis ziyaretini sabah gelip doğru akşam şeymiş. Gitmekle olmaz. Bunu yetmiyor. Yani iyi niyet ben var ama yetmiyor. Milli Eğitim Bakanımızın sizin de söylediğiniz şey, Milli Eğitim Bakanımızın bunu yapıyor olması çok değerli, çok kıymetli buluyorum. Umarım bu daha da gelişir. Mesela Ankara Büyükşehir Belediyesi de şöyle bir şey yapıyor. Kentteki bütün çocukları, bunu ticaret odası da yapıyor, bu bölgelere gezdirme işini tarihi dokuyor. Belediyede ilçeleri geziyor. Şimdi burada Elmadağ Belediyesi var. Evet. Evet. 80 vilayetin 52'sine gittiğimiz noktanın üzerinde. Orada bir renkli köy diye bir alan oluşturdu. Müthiş bir hikaye, müthiş bir vizyonu var belediye başkanı Adem Bey. Orayı renkli köy boyadı ve oradaki kadınlar gözleme yapmaya başladı. Hikaye, ne kadar güzel bir hikaye oluştu. Ve orada başka bir turizm noktası evet. Çıktı. Kendiliğinde yeni hikaye. Evet, evet. Birden gastronomi çıktı işte oraya. Oradaki sosyolojiyle tanışmış oluyorlar. Ve oradan sonra kentteki kuzey girişimizin kapısında yeni bir hikaye oluşturmuş olur. Dönemin hikayesi. Süper, evet. Kalecik'te üzüm bahçelerinde yeni bir hikaye var. Festivaller yapılır. Ankara'nın her ilçesinde bu tür bir şey oluştu. Farkındalık oluştu. Merkez'de şimdi Büyükşehir Belediyesi bir tarım kampüsü yaptı. 4 milyon metrekarelik inşaat yapacakken tarıma çevirdi. İşte tarım turizminin oradaki şeylerini göreceksiniz, binalarını. Endemik bitkiler. Sadece Ankara'da çok 400 önemli. Endemik bitki var. Türkiye'de 3000. Evet. Dolayısıyla Batı'da, Avrupa'da 3000, toplam Türkiye'de 3000. Dünyada 9000. Ama dünyadaki endemik bitki pazarının 40'ta birine hakimiz. Evet. O endemik bitkilerden kaybolanların tekrar yeşertildiği bir kampüs yapıldı orada. Bakup diye bir proje mesela. Muhteşem. O turizmin konusu mu? Köküne kadar turizmin konusu. Çünkü endemik bitkiler hayatı kurtaracak olan, tedavi edecek agro alan. Agro ve ekoturizmin birebir. Evet, ekoturizm. TÜBİTAK'ın böyle bir kitabı vardır. Ben bunu 15 sene ya da biraz daha fazla da almıştım.
tamamen esasında kitap Ankara'dan bahsediyor ama Ankara şeyi az geçiyor. Bölgedeki Bozkır'daki Bozkır'dan başlamış bitkileri şey diyor. Biliyorsunuz su istemez endemik bitkiler. Evet. Bak, bitkileri, Bozkır bitkilerini, ağaçlarını sunuyor. Onların katma değerinin yüksekliğini biliyorsunuz değil mi? Siz onları tonajla, kamyonla işte satmaz, ilacın konu yaparsanız şu kadarcık ilaç milyon dolarlara gidiyor. Doğru. Dolayısıyla endemik bitkiler, biz onun kooperatifini kurduk. Turizmle ilişkilendirdik onu. Alım garantisi veriyor kooperatif. Tatkop'ta kooperatif kurdurduk. Ve oradaki arkadaşlarımız üretilen bütün keki. Aynı Sefa diye bir bunu bitki yapmıştık. Bunu ben duymuştum. Evet, o kooperatif metre, Türkiye'nin en büyük Aynı Sefa bahçesini yaptık Elmadağ'da. Aynı Sefa'dan bal, Aynı Sefa'dan krem, kozmetiğin konusu. Şimdi onu bitki olarak, çiçek olarak satarsanız 1 lira, 1 lira. Kreme döndü 11 lira. Çok doğru. Turizmi kesinlikle konusu mu? O bahçeleri ziyaret etmek turizmi kesinlikle konusu. Aynen lavanta bahçeleri. Tabii tabii. Lavanta gülü için turizmi şey. Ve onlar bu hikayelerin hepsi nerede? Ankara'da. Ankara'da. Ya, o zaman başkanım, bitiremeyiz. Bir haftalık rotada bunlar yok ha. İşte, yok, doğru tabii, doğru bunlar daha yok. Zaten bizim o bir haftalık rota diye İlhan Başkanımın söylediği kültür rotasıydı aslında. Ankara aynı zamanda gastronomi turizmini ağırlayabileceği, aynı zamanda sağlık turizmini ağırlayabileceği. Biliyor musunuz siz Gaziantep ve Elazığ'dan sonra 96 yemekle Türkiye'nin en yüksek yemek kültürü olan gastronomide 3. kez Ankara biliyor musunuz? Doğrudur. Hani Eylül'ün körü diye bir yemekten bahsedeyim, siz 96'yı tahmin edin yani. Yani 3. kent Ankara yemeklerimizden birinin adı elinin körüyse ben artık bir yani şey o, demiyorum. Yani o yemekten başlarsanız 96 olacağını anlarsınız zaten. Çok doğru ve şöyle bir şey daha söyleyeyim. Yani Ankara'yı çok övdük belki. Övülmeyecek gibi ama, değil. Hak ettiğini evet, yani övmedik. Ama şunu söyleyeyim. %1 bile vermedik bence. Bunu biraz da üstünde niye duruyoruz? Acentacı arkadaşlarımız tur yaparken yani Ankara'nın otelleri pahalı diye. Bak, pahalı öyle mi diyorlar? Diye, tabii pahalı İstanbul diye. Otellerinin onda biri burada. İstanbul'u bakın. İstanbul'u kültür turları yapabiliriz. Şu anda bizim otelcilerin en büyük ızdırabı çok ucuz fiyatlarımız. Eskiden turlar, Anadolu turlar, Kapadokya turları en aşağı 5 gece 6 gün yapılırdı. Şu anda 4 gece 5 gün yapılıyor. Hatta 3 gece 4 gün yapan da var. Bu bize göre tur değil ama yapılıyor. Ama burada hata var. Çünkü esas görülmesi gereken en önemli yerlerin başında Ankara geliyor. Kesinlikle. Sen Kapadokya'ya gidebilirsin. Kabulüm. Tabii ki gideceksin. Ama Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni görmeden Kapadokya'yı görmek, zaman İstanbul'da Boğaz'ı görmemek. Aynen. Çok aynen, doğru. Aynen. Çok doğru. Bu program gerçekten bitmez. O bitmez. Kadar güçlüyüz burası ki aslında. Burası ülkenin kalbi yani. Aynen. Burası selamlayacağız. Ondan sonra el, kol, göz, kulak, burun. Ankara ülkenin kalbi. Evet, burası attığı müddetçe turizmciler diğer bölgelerde nefes alacak. Kesinlikle. O zaman ben son sorumla beraber size teşekkür etmek istiyorum. Kısacık da olsa turizmden ve biz turizmcilerden beklentiniz nedir diyorum. Bunu sizden alıyorum ve kapanış 10 yapacağız. 10.000'den fazla üyeniz var. Sevgili Firuz Başkan çok değerli bir dost. Teşekkür ve ederiz. Sektörde kendi hikayesini markalamasını gelip sektörü için ortaya koymuş bir başarı hikayesi. Doğru. Sektörden geçine değil birikimini sektöre aktaran bir biri. Dolayısıyla TÜRSAP Başkanı ve TÜRSAP üyelerinin vizyonunu biliyorum ben. Onun için Türkiye'de başarılı olması hikayeleri, dışarıdan turist getiren dostlarımız lütfen potansiyellerine hikayemizi eklesinler. Kolaycılık yapmasınlar. Deniz, kum, dağımızı, taşımızı, ovamızı akşama kadar paketin içine koyduk, aramızı ağladık. Elbette 3 milyar dolarlık bir ekonomi var arada. Pandemiden nitelikli insan gücümüzü kaybettik. Doğru. Yeniden buluşmamız lazım. Turizm sektörü en eğitimli grubumuzun olduğu sektör. Evet. Ama lütfen elbette kamu ihaleleri değerlidir, etkinlik işleri değerlidir. Şu on binlerce acentemiz tekrar turizm yapmaya başlasın. Ve zorlasınlar, bir araya gelsinler, kooperatifleşsinler. Biz onlara gerekeni yapalım. Çok ve onlar Kapadokya'ya tur getiren arkadaşımız Ankara'ya da getirsin. Bu deneyimi olanlar yeni mecralar tanısınlar. Ve öncü olsunlar, ilklerden olsunlar. 1970'li yıllarda Altınoluk tarafıydı turizmin kalbinin attığı. Yani. Sonra Akdeniz oldu. Olmaz demeyin. Yarın burası Antalya'dan de, değerli kesinlikle olur. İklim değişikliğinin olumsuz tarafının yanında olumlu bakacak olursak tabii. 20 yıl önceki Akdeniz iklimi bugün Ankara'da. Evet. Artık Ukrayna'da insanlar denize giriyorlar. Şu an bir Kasım ve hava dışarıda çok güzel. İklim olarak da avantaj. Kesinlikle. Akdeniz'deki turlarımız, Kapadokya'daki turlarımız, İstanbul'daki deneyimli turlarımız, bugün göçmenler geliyor, Arap turistlerimiz geliyor. Daha çok gelsinler, başımız üzerinde yerleri var. Turist olarak gelsinler, doğru. Hazır kese dolarken yeni mecralar açın, sonra yandım anam demeyin.
Size Ankara'yı sunuyoruz ve hepiniz buraya gelin diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. O zaman ben direkt kameraya bakarak diyorum ki bütün seyahat ajantalarımızı sesleniyorum. Halil İbrahim Başkanım çok güzel bir davet. Hepsini Ankara'ya bekliyoruz. Hepsini Ankara. Hepsi bir arada değil ama hepsini Ankara'ya bekliyoruz. Travel Expo hepsi bir arada gelsin. 16-19 Kasım'da gelsinler ve bu kentin gerçeklerini duysunlar. Bunu tekrarlayalım. Ankara Ticaret Odası ve Ankara Kent Konseyi. Ankara Ticaret Odası da destekliyor. Kent Konseyi de destekliyor. Ankara Valiliğimiz destekliyor. Valiliğin desteğiyle. Cumhurbaşkanı yardımcımız açacak. TÜRSAP orada, Kültür Turizm Bakanlığımız orada. 16-19 Kasım. Şehircilik dersi verecek. Spor Bakanımız. Anlatmakla bitmez. Spor Bakanımız olağanüstü bir performans. Sıkı bir spor expo bekliyor. Expo bekliyor. Evet. Spor Bakanımız ne yapıyor biliyor musunuz? Gençlik ve Spor Bakanımız. Bütün dünyada 200 milyar dolarlık bir spor ekonomisi var. Evet. Buradaki ürünlerin yerli ve milli olması ile ilgili çağrı yaptı. Ve Ankara Ticaret Odası Spor Bakanımız'a ödül verecek bu konuyla ilgili. Şimdi Turizm Bakanımız geldi, CSO'yu tekrar burada yaptı. Hı-hı. Kültür Yolu Festivallerini koydu. Güzel şeyler de oluyor burada. O açıdan bu güzel hikayelerin hepsinin ödüllendirileceği, hızlı trenle beraber kenti markalayacağımız hikayeyi Ulaştırma Bakanımızla ödüllendirerek muhafaza edeceğimiz, Bilim Sanayi Bakanı ile turizm ilişkisi var mı? Var. Teknofestler üzerinden müthiş bir turizm ve şeyi var, sanayi ilişkisi var. Sanayinin geliştiği yerde turizm gelişir. Ve bütün bu hikayelerin aynı anda değerlendireceği bir 100. yıl vizyonu var. Kesinlikle. 100 değerli konuşmacı olacak. Ajantalardan bir tek kişi o gün Ankara dışında olmamalı. Hepsi o zaman olmalı. Şöyle diyoruz, başkanımızın da duyurusuyla beraber 16-19 Kasım'da Travel Expo Ankara 100. yıl zirvesi. 100. yıl zirvesine tüm seyahat ajantalarımızı bekliyoruz. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Bu güzel için. Kent Konseyi'nde bizi ağırladığınız için çok sağ olun değerli bilgileriniz için ve Türk Turizmi'ne kattığınız Gordiyon ve Aslanhan Cami Aslan. Için. Aslanhan. Aslanhan. Cami Ay Şerafettin. Evet ben sürekli ama Türk Turizmi'ne ilk defa dilimin dönmediği bir şey oldu. Olsun. Estağfurullah. Mezarlık olsun. Için. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ama biz size jest yapmadık bugün biliyorsunuz değil mi? Turizm sektörü ayağa kalktıkça biz genç işsizliği azaltacağız ve ekonomimiz güçlenecek. İnşallah. Cari açık sizinle kapanıyor ondan dolayı. Çok teşekkür ediyoruz. Kendimize jest yapıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. İrem abicim biz 15 gün sonra bu defa ben izleyicilerimize de açıklamak istiyorum. 15 gün sonra Körfez'deyiz, Kocaeli'ndeyiz. Körfez Belediye Başkanımızla beraber Kocaeli'nden size merhaba diyeceğiz. 15 gün sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.